أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين رسالة نور درسimizde مكتوباتta 16. مكتوبة geldik En son 15. mektupta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın e, yeryüzüne inişinin hakiki manasıyla bir inme mi yoksa e, mecazi bir inme mi yani mesajının gelmesi mi olduğunu anlatmıştık. E, bugün de 16. mektupta bazı önemli noktalara temas edeceğiz. Birinci nokta. Denilmiş ki, ne için siyasetten çekildin? Hiç yanaşmıyorsun. Hatırlarsanız bu soruya daha evvelde 13. mektupta da yine temas edilmişti. 13. mektupta, neden dünya siyasetine karşı bu kadar lakaytsın? Neden siyasete karışmıyorsun? Orada da hatırlarsanız, Cevap olarak Kur'an hakimin hizmeti beni şiddetli bir surette siyaset aleminden men etti. Yani Kur'an'ı hizmet edebilmek için siyasetten uzak durmak zorundayım şeklinde bir cevap vermişti. Korkusundan kaynaklanmadığını anlatmıştı. Burada da aynı soruyu yine cevaplandırıyor. Ne için siyasetten çekildin? Hiç yanaşmıyorsun. El cevap 9-10 sene evveldeki eski Said bir miktar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye beyhude yoruldum Ve gördü ki o yol meşkuk yani şüpheli ve müşkilatlı yani problemi çok. Ve bana nispeten fuzuliyane yani gereksiz hem en lüzumlu hizmete mani ve hatarlı yani tehlikeli bir yoldur çoğu yalancılık tehlikeden kasıt ne yani hayatının te tehlikede olması değil e, imanının insanın imanını ahiretinin tehlikeye sokan bir yol olması hatarlı dediği e, burada o manada e, kendi canını düşündüğü için başına bir şey geleceğini düşündüğü için değil tam aksine siyaset yoluyla e, bir şeyler yapanlara çok şiddetli muamele edilmiyor siyasetin dışında bir şeyler yapmaya çalışanlara daha şiddetli muamele ediliyor. Hatta benimle ilgili yazılan iddianamelerden birinde e, siyasete girmiyor, e, kontrol altına girmiyor e, ve siyasetin dışında durarak yani kontrol altına girmeden halkın teveccühlerine yön vermeye çalışıyor tarzında bir ifade. Buna benzer bir ifade vardı. Yani siyaset yoluyla bir siyasi parti içerisinde yapsam demek ki çok da karşı gelmeyecekler. Ama siyasi parti değil, bir cemaat çalışması tarzında olunca sizi kontrol edemiyoruz. Yani sanki bu şekilde olunca devlet yokmuş, polis yokmuş, istihbarat yokmuş gibi. Sanki parti bir parti dışında çalışma yapanlar için kanun yokmuş gibi. Böyle saçma bir iddianame. Hazırlanmışlardı. E, kaldı ki o zaman vakfımız vardı. Vakıf da yine sonuçta devletin e, ilgili birimleri tarafından sürekli kontrol ediliyor, hesapları da kontrol ediliyor, teftiş de yapılıyor. Sanki bunlar yokmuş gibi. Yani vakıfla hizmet yaparsanız kontrol altında olmuyorsunuz. Sadece e, <laughs> partiyle hizmet yaparsanız kontrol altına girmiş oluyorsunuz ya da bir cemaatle hizmet yaparsanız kontrol dışında kalmış oluyorsunuz. Partiyle bir şeyler yapmaya çalışırsanız o zaman kontrol altına girmiş oluyorsunuz gibi. Böyle saçma bir iddiada bulunmuştu savcı. Hatta ben hapisteyken bu, bununla ilgili de bazı yazılar yazılmış. Bazı gazeteciler bununla ilgili makale yazmışlar halkın teveccühüne yön verme suçu diye alay etmişlerdi bu iddianame ile. Yani demek ki halkın teveccühüne yön vermek suç öyle mi? Yani illa parti yoluyla olursa olur, parti dışında başka bir yolla olamaz sanki. Halbuki bir mağaza bile halkın teveccühlerine yön veriyor. Verdiği reklamlarla, yaptığı faaliyetlerle o da halkın teveccühüne yön veriyor. Böyle bir mantık olabilir mi? bir tek partiyle mi halkın teveccühlerine yön vermek caiz bu nasıl kanun bu nasıl kafa yani e, demek ki siyaset yoluyla biraz daha fazla e, özgürlük e, verebiliriz yani eğer e, siyasi yolla çalışıyorsanız e, sistemin bir partisi olduysanız sistemin içinde bir değişiklik arzu ediyorsanız yani sistemin içine girerek sistemde ufak tefek bir takım rutuşlar yapma, ufak tefek değişiklikler yapma niyetindeyseniz bunu hoş görebiliriz. Yok sistemin dışında kalıyorsanız, siyasi partiye katılmıyorsanız, partilerden birine katılmıyor ya da bir parti kurmuyorsanız o zaman sistemin dışında kalmak istiyorsunuz. Ve sistemi dışarıdan değiştirmek istiyorsunuz. Ve demek ki sizin hedefiniz e, ufak tefek rutuşlar, küçük değişiklikler yapmak değil, daha köklü bir değişiklik peşindesiniz demektir. Biz böyle anlıyoruz demek istiyorlar. Ve e, o yüzden de öylelerine daha sert muamele yapıyorlar. Yani demek ki mevcut partileri... Sistemin içinde görüyorlar. Hiçbirini desteklemeyenleri sistemin dışında görüyorlar. Ve bundan dolayı da onlara daha sert davranıyorlar. Ee, bu noktaya nereden girdik? Hatar kelimesinden. Ee, bu siyaset yolu da hatarlı bir yoldur derken e, aslında devletin Siyaset dışındaki yollara bakışı daha hatarlıdır. Siyaseti, siyasetin içinden kalan yollara aslında daha yumuşak bakar. O halde üstad burada neden siyaset yoluna hatarlı yol diyor? Burada kastettiği hatar bildiğimiz yani insanın canının malının tehlikede olması değil. Burada kasıt insan ahiretini tehlikeye atması. Yani siyasetin hatarlı bir yol olması, yani insanın imanın tehlikeye atması, insanın ahlakını bozması, çok insan siyasete girdiği zaman dürüst, ahlaklı bir insanken birkaç sene sonra tanıyamıyorsunuz. Hatta o kendisini de tanıyamıyor. Kişinin kendisi bile 3-5 sene sonra biz ne hale geldik, biz böyle değildik demeye başlıyor. Nice ehli siyasetten bunu duyabilirsiniz. Siyasetin kendini bozduğunu itiraf eder. İsterse de itiraf etmesin. Zaten görünmektedir. İşte burada kasıt bu. Hatarlı yol derken bakın ne diyor? Çoğu yalancılık. Hemen o cümlenin devamında. Yani bu yol meşkuktur, şüphelidir. Ne yönden şüphelidir? Bakın bir, bir satır öncesinde. En en lüzumlu hizmete mani. Yani Kur'an'a hizmete, imana hizmete manidir. Bununla uğraşırken insan İslam'a hizmet edemiyor. Çünkü ne iş yaparsa yap. Hangi yoldan gidersen git senin bütün vaktini alır yani. Yani ben buna az bir zaman vereceğim, geri kalan zamanımı Kur'an'a hizmete ayıracağım. Yok böyle bir şey. Böyle bir ihtimal yok. Siyasete girdiğin zaman bütün zamanını alır. Kur'an'a hizmete girdiğin zaman o da senin bütün zamanını alır. Kararını vereceksin. Yani ben yüzde yirmisini şuna ayırayım, %80'ini buna ayırayım. Böyle bir dünya yok yani. Yani seni çeker içine yani. Deniz gibi seni içine çeker. Telefon gelir, şu gelir, bu gelir. Bütün vaktin buna gider her gün bir yerde toplantı, her gün bir yerde miting, her gün bir yerde şu. Hiçbir şekilde İslam'a, imana hizmet edemezsin. En lüzumlu hizmete mani ve hatarlı bir yoldur. Ne yönden hatar var, tehlike var? Çoğu yalancılık ve bilmeyerek ecnebi parmağına alet olmak ihtimali var. Yani bir kere çoğu yalancılıktır, o yönden hatarlı. Yani insan ahiretin tehlikeye atıyor. Ve de bilmeyerek de olsa ecnebilerin planlarına alet olma ihtimali var. Yani seni icabında yönlendirirler. E Tabi e, ecnebilerin ya da yerli kafirlerin ya da yerli münafıkların yönlendirmelerinden kurtulabilmek siyaset bilmekle mümkündür. Ya yani bu çaresiz bir şey değil. Eğer siyaset bilirsen sen onlara yönlendirebilirsin hatta ilim varsa siyaset ilmini biliyorsan bir de tabii ki belli bir kuvvetinin olması da lazımdır. Bunlara ulaşırsan, siyaset ilmini bilirsen, belli bir güce de ulaşırsan seni yönlendiremezler hatta sen yönlendirebilirsin belki de. Yani bu çaresiz bir şey değil. Ama genellikle insanlarda siyaset ilmi olmuyor ve böyle bir gücü de olmuyor. Dolayısıyla da ecnebilerin planlarına hizmet ediyor. Türkiye'nin Suriye konusunda izlediği tavır tamamen Amerikan siyasetine uydu. Onlara hizmet etmiş oldu. Amerikan istediği Suriye meydana geldi. Türkiye'nin istediği Suriye bu değil. Tamamen tuzağa düştü. Irak'ta da aynısı olmuştu. Evet, hem siyasete giren ya muvafık olur, yani hükümetle aynı görüşte olur ve hükümeti destekler veya muhalif olur. Eğer muvafık olsa madem memur ve mebus değilim, milletvekili değilim, o halde siyasetçilik bana fuzuli ve malayani bir şeydir. Yani eğer hükümette aynı görüşteysem o zaman siyasete girmem benim için bir manası yok. Boş boş bir işle uğraşmış olurum zaman kaybeder. Eğer hükümete muvafıksam, aynı görüşteysem o zaman zaten siyasete girmeme gerek yok. Bana ihtiyaç yok ki beyhude karışayım eğer muhalif siyasete girsem, muhalefet partilerine dahil olsam, ya fikirle veya kuvvetle karışacağım. Yani ya fikirlerimle muhalefet edeceğim ya da kuvvet kullanmaya çalışacağım. İki ihtimal var. Eğer fikirle olsa bana ihtiyaç yok. Yani benim gibi zaten bilen insanlar var. Onlar zaten gerekli muhalefeti, fikri muhalefeti yapıyorlar diyor. O, o zaman bana ihtiyaç yok muhalefet partileri zaten benden fazlasını yapıyorlar Ben iki kelime daha eklesem ne olacak eklemesem ne olacak e, Çünkü mesai tavazzuh etmiş yani meseleler açıktır açık açıklığa kavuşmuş herkes benim gibi bilmektedir Beyhude çene çalmak manasızdır yani fikirle e, muhalefet edeceksem böyle yok eğer kuvvetle muhalefet edeceksem Eğer kuvvetle ve hadise çıkarmakla muhalefet etsem Böyle bir muhalefet etsem yani isyan hareketi başlatsam mesela. Husulu meşkuk bir maksat için. Yani olacak mı olmayacak mı? Gerçekten hasıl olacak mı olmayacak mı şüpheli. Ya yani bir yere varır mı? Şüpheli. Husulu meşkuk bir maksat için binler günaha girmek ihtimali var. Yani Şeyh Said hadisesi gibi bir hadise mesela meydana getirsem. Yani sonuçta hedefe varır mı? Çok şüpheli. Ancak binlerce insan öleceği kesin yani. Eee birinin yüzünden çoklar belaya düşer. Hem on ihtimalden bir iki ihtimale binaen günahlara girmek, masumlar günahları atmak vicdanım kabul etmiyor diye eski Said sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbeti dünyeviyeyi siyasiyeyi terk etti. Yani ben e, bu sebeplerden dolayı siyaseti de siyasi sohbetleri de terk ettim. Buna kat'i şahit. O vakitten beri sekiz senedir bir tek gazete ne okudum ve ne dinledim okuduğumu ve dinlediğimi biri çıksın söylesin. Halbuki 8 sene evvel günde belki 8 gazete eski Said okuyordu. Yani eski Said dönemimde günde 8 gazete okurken şimdi 8 seneden beri gazete elime almadım, okumadım, dinlemedim. Yani bu tür konulardan uzak durdum. Çünkü kalbim meşgul ediyor ve ben o zaman bu imani meseleler üzerinde yoğunlaşamıyorum ve Yeni bir neslin hazırlanması için bu meseleleri neslin anlayacağı şekilde basitleştirerek anlatamıyorum. Neslin anlayabileceği şekilde basitleştirerek akli delillerle, akli misallerle anlatabilmem için konuya konsantre olmam lazım. Basitleştirebilmek böyle mümkün olur. Yani zor meseleleri basitleştirmek tam konsantre ile mümkündür. Çok iyi anladığınız zaman ancak basit bir şekilde anlatabilirsiniz. Bir insan eğer zor bir meseleyi basit bir dille, avam diliyle anlatabiliyorsa meseleyi çok iyi biliyor demektir. O meselede yüksek düzeye çıkmış demektir. Yüksek düzeye çıkmayan kişi zor meseleyi basitleştiremez. Bazı insanlar e, basit meseleyi karman çorman eder. Sonra da ya biliyorum da işte e, Tam anlatamıyorum falan der. Aslında az biliyorsun. İnsan iyi bildiğini iyi anlatır, az bildiğini kötü anlatır. Ee, zor bir meseleyi rahat anlatabiliyorsa o meseleyi iyi biliyor demektir. Çünkü insan bir meseleyi ne kadar iyi bilirse o kadar basitleştirebilir, o kadar kısaltabilir, o kadar net konuşabilir. Yoksa e, karışık cümleler kurar. Bırakın karşıdakileri kendisi bile anlattığında bir şey anlamaz. Kendisi bile mutmain olmaz ve anlatabildim diyemez. Onun için e, konuya tam hakimiyet gerekiyor. Tam konsantre gerekiyor. Bediüzzaman'ın da e, bunu yapmaya çalıştığını görüyoruz. Yani ben eğer e, siyasi konularla ilgilensem bu sefer bu tarafım eksik kalacak ve şu anda siyaset yoluyla bir şey yapmamın mümkün olmadığını görüyorum. Hiç olmasa gelecek nesle hizmet edeyim. Hiç olmasa şu zor meseleleri çözeyim ve yeni bir nesil meydana gelsin. İmanı anlamış, imani meseleleri çözmüş, anlamış, mutmain olmuş, imanlı bir nesil meydana gelsin. Hiç olmasa bunu başarayım. Yani ikisini birden zaten başaramıyorum. Hiç olmasa bunu başarayım. Bu maksatla uzak durduğunu anlatıyor. Ee, Tabi burada sadece iman imani meseleleri çözmek mi gerekiyor? Yoksa başka bir şey daha gerekiyor mu? Yani imani meseleleri diyelim ki çözdünüz, ilmi meseleleri çözdünüz, ee, gençliğin e, anlamadığı, anlayamadığı bir takım meseleleri onların anlayacağı bir şekilde anlattınız ve mutmain oldular. Ee, peki e, memlekette haramlar var, ve zulümler var. Gelecek nesle bu konuda da bir miras bırakmak gerekmez mi? Haramlarla ve zulümle mücadele etmek suretiyle gelecek nesillere böyle bir miras da bırakmak gerekmez mi? Böyle bir miras bırakılmazsa, mücadele miras olarak bırakılmazsa açık mücadele, silahlı mücadele değil ama açık mücadele üstü kapalı konuşarak değil, açık bir mücadele miras olarak bırakılmazsa gelecek nesiller belki imani meseleleri anlayacak ama iman yolunda mücadeleyi bilemeyecek. İman ve İslam düşmanlarına karşı nasıl mücadele edeceklerini bilemeyecekler ve belki bediüzzamanın kendisi e, haramlarla ve e, zulümle ve yanlış siyasetle mücadele etmezken. Yine hayatını değerlendirmektedir. Yine zamanını e, güzel bir şekilde değerlendiriyor, yapması gereken birçok şeyi yapıyor olabilir. Ama gelecek nesillerde o da olmayacak. Onlar e, mücadeleyi de mücadeleyi de görmemiş olacaklar. Zaten kendilerinde o ilim yok. Hani e, Bediüzzaman gibi böyle bir ilme sahip değiller ki yani onlar da ilim yoluyla hizmet etmeye çalışsınlar. Onlarda o ilim yok, e, mücadele de yok. Bu durumda pasif insanlara dönüşmüş olacaklar. O yüzden e, onlara bunun da miras olarak bırakılması icap eder. Yani herkes ilimle hizmet edemez. Herkes manevi meseleleri çözemez. E, ve o zaman mücadele de etmiyorsa, Hayatı boşa geçer. Ne ilim ne cihat. İkisi de yok. Böyle bir hayat boş bir hayattır. Ve hatta bunun da ötesinde sadece ilmi konuları dinleyen bir nesil, mücadele görmeyen bir nesil sağlamlaşmaz. Ayrıca böyle bir nesil ileride mücadeleyi savunan e, insanlara da karşı gelmeye başlar. Çünkü kendisi üstadında böyle bir mücadele görmemiştir. Haramlara karşı ve zulme karşı e, siyasi yanlışlara karşı ümmeti tehlikeye düşüren yanlışlara karşı bir mücadele görmemişlerdir. O yüzden böyle bir mücadele yapan bunu savunan insanlara da karşı geleceklerdir. Bu da ayrı bir hata olur. Çünkü onlar bunu görmüşlerdir. Ve ee, bunu her şey zannetmektedirler. Yani ima, imana hizmet, imani meseleleri çözmek, insanlara bunları anlatmak, kafalardaki soru işaretlerini halletmek, onlar için her şey haline gelir. Halbuki din bundan ibaret değildir. Dinin diğer kısımları vardır ve o kısımlarını önem veren insanlardan da gıcıklanırlar. Ne diye siyasetle uğraşıyorsunuz? Ne diye şöyle konuşuyorsunuz? Ne diye böyle konuşuyorsunuz? Derler ee, ve yani gösterilmesi gereken tavrı göstermedikleri gibi, göster e, o, e, gösterilmesi gereken tavrı gösterenlere de tavrı göstermeye başlarlar. Bu da ayrı bir hata olur. O yüzden her üstadın her meselede üstad olamayabilir ama her meselede göstermesi gereken tavrı göstermesi gerekir. Yani bir insan her meselede üstad olamaz ancak her meselede Müslüman tavrını göstermek zorundadır. Aksi halde o üstadın izinden gidenler dinin o kısmını öğrenememiş olurlar. Üstatları hangi mesele üzerinde duruyorsa onun üzerinde dururlar. Üstatlarının ihmal ettiği konuyu onlar da ihmal etmeye başlarlar. O yüzden her okul tüm dersleri vermek zorundadır. Yani bir okul matematik, bir okul fizik, bir okul kimya, bir okul Türkçe, bir okul bilmem hayat bilgisi, fen olmaz yani. ...bir okulda tüm derste... ...tüm okullarda tüm dersler olmak zorundadır. Yoksa... E, ...bir okulun... ...talebesinin öğrendikleriyle... ...diğer okulun talebesinin... ...öğrendikleri farklı olur. ve e, Herkes kendinin... ...kendinin e, önem verdiği... ...ilmin çok önemli olduğunu düşünür. Diğerlerini de gereksiz görebilir. Bu da bir tehlikedir. Tüm ilimler gereklidir. E, yani üstadım burada... Siyasete girmemek için e, söylediği sebepler yani şunlardan dolayı girmiyorum derken söylediği sebepler bunlar e, doğru ancak yani en en e, lüzumlu hizmete manidir e, doğrudur yani e, şüphelidir doğrudur Ahlakı bozar doğrudur Hatarlıdır. ancak o söylediği tehlikeler partiler için söz konusudur. Parti siyaseti için söz konusudur. Ee, Geçen de bunu söylemiştim. Üstadın izinden gidenler partilere oy veriyorlar. Destekliyorlar hatta onlara oy topluyorlar. Propaganda yapıyorlar. O bir partinin hangi partiyse o partinin dahiyesi oluyorlar. Onların propagandisti oluyorlar. Etraflarında konuşuyorlar. Oy topluyorlar. Yani ustadın girmediği siyasete giriyorlar aslında ve girmeleri gereken siyasete de girmiyorlar. Yani dünya e, siyaseti mesela Müslümanlara ne oluyor Orta Doğu'da, Irak'ta ne oluyor, Suriye'de ne oluyor, Libya'da ne oluyor, Yemen'de ne oluyor, Afganistan'da ne oluyor, Filistin'de ne oluyor. Sonra burada ne oluyor? Yani birçok insana zulüm yapılıyor. Haramlar her gün çoğalıyor, azalmıyor, artıyor. Bu konulara girilmiyor. Girilmesi gereken siyaset bu. Buna girilmiyor. Girilmemesi gereken siyasete giriliyor. Bir parti destekleniyor ve o partinin bütün günahın ortak olunuyor. Ve artık o parti iktidardaysa zaten çoğunlukla güçlüleri destekliyorlar. Kim güçlüyse onun yanında yer alıyorlar. Ve o partinin yapmış olduğu, iktidarın yapmış olduğu tüm yanlışlara da susuyorlar. Böylece İslam'ı da kötü temsil etmiş oluyorlar. Konuşmaları gerektiği halde konuşmuyorlar. Zulme karşı sessiz kalıyorlar ve insanları İslam'dan soğutuyorlar. Girmemeleri gereken siyasete giriyorlar, girmeleri gereken siyasete girmiyorlar. İkinci nokta, Yeni Said ne için bu kadar şiddetle siyasetten tecennüp ediyor? Yani kaçınıyor. El cevap, milyarlar seneden ziyade olan hayat ebediyeye çalışmasını ve kazanmasını meşkuk bir iki sene hayatı dünyeviyeye lüzumsuz, fuzuli bir surette karışma ile feda etmemek için. Yani ebedi hayatımı kaybetmemek için. Şimdi burada e, bu girinmemesi gereken siyaset, evet ebedi hayatı kaybetmeye götürebilir. Girilmemesi gereken siyaset, gündelik partilerin birbirlerine attığı laflar, e, yaptığı oyunlar, taktığı çelmeler, bunlara girilmeyebilir, basit siyasi konulara girilmeyebilir. Ancak haramlar ve e, zulümler ve şirk, yani Allah'ın... E, hükmetme hakkına insanlar ortak olmaya kalkışıyorlar. Allah gibi hükmetmek istiyorlar. Bu gibi meselelere girilmesi zorunludur. Haramlarla mücadele zorunludur. Nehyan-ı münker kapsamındadır ve Kur'an bize bunu emretmektedir. Zulümle mücadele zorunludur. Şirkle mücadele zorunludur. Tevhidi anlatmak zorunludur. Tevhidi anlattığınız zaman laikliği reddetmiş olursunuz. Bu da zorunludur. Bunlara girmek zorunludur. Zorunlu konulara girmemek vazifemizi ihmal etmek sayılır. Zorunlu konulara girilecektir. Ee, diyor ki yani ebedi hayat sonsuzdur milyarlar seneden daha fazla diyor ama tabi milyar trilyon katrilyon bunların lafı olmaz. Katrilyon kere katrilyon biter sonsuzluk bitmez. Burada ee, Sonsuz demesi daha uygun olurdu. Milyarlar sene diyerek bir sınır koyması doğru olmamıştır. Yani halidi nefihe ebede, ebediyet vardır ve milyar değil, trilyon değil, katrilyon değil, katrilyon kere katrilyon sonsuzluk yanında bir hiçtir. O biter sonsuzluk bitmez. O yüzden hiçbir zaman sonsuzluk hakkında milyar, trilyon gibi kelime kullanılamaz. Burada halkın anladığı dille konuşmaya çalışıyor. Halk işte e, eskiden e, en fazla milyarı bilirlerdi. Trilyon kelimesini eskiden biz bilmezdik. Bizim çocukluğumuzda trilyon kelimesi yoktu. Kimse bilmezdi. Yanlış hatırlamıyorsam ilk defa bunu rahmetli Erbakan Hoca kullandı. Kendisi profesör olduğu için. Matematiği de çok iyi makine profesörü. İlk defa onun kullandığını hatırlıyorum. Hatta herkes o zaman anlamamıştı. Trilyon ne ya filan demişlerdi. Enflasyon çok yüksekti. Evvelden milyonu bilirdik. Sonra milyarı öğrendik. Trilyonu bilmezdik. Ee, o zaman demişti ki böyle gidersek biz yakında trilyonla konuşacağız falan demişti. Herkes şaşırmıştı. Trilyon ne demişlerdi. Hakikaten enflasyon öyle yükseldi ki. Gerçekten kısa bir süre sonra trilyonu konuşmaya başladık. Daha sonra katrilyonla konuşulmaya başlandı. Devlet bütçesi katrilyonla konuşuldu. Şimdi tekrar milyona milyara döndük. Ama böyle giderse herhalde tekrar trilyon konuşmaya başlayacak Türkiye. Her gün zam, her gün zam. Enflasyon yüzde yüz civarlarında. Üç haneli rakamlara çıkmış gibi görünüyor. Her ne kadar resmi enflasyon yüzde elli diye 45-50 diye açıklansa da yalan olduğunu herkes biliyor %100'ü geçtiği ortada Herhalde yakında yine trilyonla konuşulmaya başlanacak 6-0'ı sildik güya e, Meseleyi hallettiğimizi zannettik 6-0'ı sildik ama yine bir sıfır daha ekledik Kaldı 5-0 yakında herhalde bir sıfır daha gider bir sıfır daha gider eskiye döneriz Neyse Şimdi Sonsuzluk için milyar kelimesi kullanılamaz ama burada halkın anladığı dille konuşmaya çalışıyor. Yani milyarlarca yıl olan ebedi hayat daha doğrusu milyarlarca yıllık ahiret hayatı onu e, bırakıp da birkaç yıllık şu dünya hayatına meyletmek olmaz diyor. Ama burada şunu ifade etmek lazım. Girilmesi gereken siyasete girdiğiniz zaman aslında ahiretinizi kazanmış oluyorsunuz. Burada böyle bir e, noktayı da belirtmemiz lazım. Üstadın burada anlattığı o meşkuk olan siyaset ve bir yalandan ibaret olan sırf menfaat peşinde koşma olan, saltanat peşinde koşma olan partilerin yapmış olduğu birçok partinin siyasete girme sebebi bu. Zengin olmak, saltanat sürmek, mevki makam sahibi olmak, şan, şan şöhret sahibi olmak. Elbette bununla uğraşmak, bırakın ebedi e, hayata karşılık böyle bir işle uğraşmayı, ebedi hayat olmasaydı bile yine bununla uğraşmaya değmezdi. Çünkü kısa sürede öleceğimiz ortadadır. Ebedi hayat olmasaydı bile yine de bunun için, Değmezdi. Şu kısa dünya hayatı için yine değmezdi. Ancak gerekli olan siyaset, haramlarla mücadele, zulümle mücadele, tevhid için mücadele, Allah'ın hakimiyeti için mücadele, devletin e, İslam'a aykırı yaptığı işler ile mücadele, bunlar ahiret için lazımdır. Bunlar ahirette de faydalıdır. Yalnız dünya için değil. Dünyevi mesele gibi görünüyorsa da, Hakikatte bunlar uhrevi meseleler sınıfındandır. Allah yolunda mücadele sonuç itibariyle cihat hükmündedir ve insan ahiretini kurtarır. Bu noktayı da belirtmek lazım. Burada kastettiği gereksiz siyaset ama gerekli siyaset anlattığım şekilde o gerekli siyasete girmemiz ahiretimiz için gereklidir. Yani gerekli siyaset siyasetin gerekli kısmı Daha doğrusu girmemiz gereken kısmı zannetmeyelim ki ahiretimize faydası yok şu dünyamızı zehir ediyor ahirete de faydalı olmuyor zannedilmesin Çünkü tüm peygamberler e, Allah'ın hakimiyetini sağlamak için mücadele ettiler haramlarla mücadele ettiler zulümlerle mücadele ettiler Demek ki bu ahirete müteallık bir meseledir Ahiretle ilgilidir. Dünya ile ilgili değildir. Bunu da belirtelim. Yani bir iki sene ki şu dünya hayatı için, şu birkaç yıllık dünya hayatı için lüzumsuz, fuzuli bir surette karışma ile feda etmemek. Yani şu birkaç yıllık dünya hayatı için ahiretimi feda etmek istemiyorum. Hem en mühim, en lüzumlu, en saf ve en hakikatli olan hizmeti iman ve Kur'an için şiddetle siyasetten e, kaçıyor. Yani kendini kastediyor. En lüzumlu hizmet için e, siyasetten kaçıyorum. Aslında biraz evvel söylediğim şey, e, onu hatırlayın. Eğer girme girilmesi gereken siyasete girilmezse, siyasetin girmemiz gereken bölümlerine girilmezse, o takdirde aslında ahiretimiz tehlikededir. Çünkü yapmamız gerekeni yapmamış oluyoruz göstermemiz gereken tavrı göstermemiş oluyoruz. Aslında o zaman ahiretimiz tehlikededir. Zulümlere, haramlara, şirke sessiz kalmış oluyoruz. Ee, Emre bilme aruf yapmamış oluyoruz. Tevhidi anlatmamış oluyoruz. İslamı anlatmamış oluyoruz. Nehiyanı münker yapmamış oluyoruz. Kötülüklerle, haramlarla, zulümle, şirkle mücadele etmemiş oluyoruz. Bu da tehlike tehlikeye atmaktır. Çünkü mücadele de bir vazifedir. Diyor ki, ben ihtiyar oluyorum. Ben yani ihtiyarlıyorum artık. Bundan sonra kaç sene yaşayacağımı da bilmiyorum. Öyleyse bana en mühim iş hayat ebediyeye çalışmak lazım geliyor. Yani gereksiz siyasetten uzak durmaya tamam ama siyasetin gerekli kısmından bu sebeple uzak durulamaz. Çünkü siyasetin gerekli kısmına girildiğin zaman aslında ahiretini kazanmış oluyorsun. Ahiret işi sadece namaz, niyaz mıdır? İbadet ve ahlak mıdır? Ya da bir takım imani meseleler midir? Mesela Allah yolunda cihad edenler ahiret için çalışmış olmuyorlar mı? Cihadın içerisinde de siyaset vardır. Dolayısıyla e, ahiret için çalışmak sadece imani meselelerle uğraşmakla, ibadetle uğraşmakla olmaz. Gösterilmesi gereken tavrı göstermek, İslam düşmanlarıyla mücadele etmek, mücadele eden bir nesil meydana getirmek, bu da ahiret işidir. Dolayısıyla onu yapan insan da asıl ahiretine çalışmış sayılacaktır. Hayat ebediyeyi kazanmaktan birinci vasıta ve saadet ebediyenin anahtarı imandır. Ona çalışmak lazım geliyor. Yani ahireti kazanmanın e, en birinci vasıtası e, imandır. Ona çalışmak lazım geliyor. Ancak iman nedir? Elbette ahireti kazanmanın en birinci vasıtası imandır. Bunda şüphe yok. İman olmadan insan ebedi cehenneme gider. Ahireti tümden kaybeder. Ancak iman nedir? İman mesela Allah'a iman. Nedir? Allah'ın varlığını ve birliğini anlamak, kabul etmek, tasdik etmek midir? Bu Ebu Cehil'de de vardı. Firavun'da da vardı. Nemrut'ta da vardı. Allah'a iman ilhadı, dinsizliği reddetmek midir? Ateizmi reddetmek midir? Sadece bu kadar mıdır? Bu Ebu Cehil'de de vardı, Firavun'da da vardı, Nemrut'ta da vardı. Bugünün kafirlerinde de var. Onlar da Allah'ın varlığının birliğini kabul ediyor. Allah'a iman sadece bu değil. Aynı zamanda Allah'ın hükmetme yetkisine iman. Kur'an-ı Kerim Allah'ın varlığını, birliğini e, anlatma üzerinde çok durmaz. Çünkü bu zaten bilinen bir meseledir. Bazı yerlerde buna temas edildiği görülüyor. Kur'an'da e, mesela velillahi mulku semavati ard göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Bu yani bir tek Allah'ındır. Allah'a varlığı ve birliğine temas edilmiş oluyor. Bu zaten bilinmiyor muydu ki? Biliniyordu. Peki o zaman neden buna temas ediliyor? İlmi belagatta bir kaide var. Eğer bir şey biliniyorsa ve o bilinen şey söyleniyorsa aslında o kastedilmiyordur. Herkesin bildiği bir şeyse o söyleniyorsa aslında o kastedilmiyordur. Onun gereği ve ona tabi olan bir şey kastediliyordur. O kastedilmiyordur. Şimdi mesela göğe bakmazlar mı? Yıldızlara bakmazlar mı? Şunlara 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 bakmazlar mı? Gibi ayetler var. Bu herkesin bildiği bir şey. Allah azze ve celle bunun neden anlatıyor o halde? Mesela göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Herkesin bildiği bir şey. O halde başka bir şey kastediliyor. O kastedilmiyor. Başka bir şey. Madem ki göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O halde neden ona ibadet etmiyorsunuz? Bir, neden ona itaat etmiyorsunuz? İki, neden kullara itaat ediyorsunuz? Madem ki mülk Allah'ın, o halde o mülkünde istediği gibi hükmeder, istediği kanunu da koyar ve yetkili odur ve neden siz ona itaat etmiyorsunuz demektir. 3. Yani demek ki bilinenin üzerinde ya durulmayacak zaten biliniyor. Malumu ilam olur. Malumu ilam. Malumu ilam derler. Malumu ilam olur. Yani bilineni bildirmek. Bu gereksiz bir şeydir. Eğer malumu ilam e, değilse o zaman nedir? O zaman demek ki başka bir şey anlatmak için bu söyleniyor. Mesela göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Zaten bu bilinendir. O zaman Allah malumu ilan mı yapıyor? Demek istiyor ki madem göklerin ve yerin mülkü Allah'ın o halde Allah'ın dediği olmalı. Madem göklerin ve yerin mülkü Allah'ın o halde ona itaat ve ibadet etmelisiniz. Firavunlara, Nemrutlara değil. Mesela birisi bir doktora Eee Diyelim ki bir hasta var ve bir doktora biraz yardımcı olsan diyorsunuz. O da böyle biraz gevşek duruyor, tam yaklaşmıyor. Ona demez misiniz? E, doktor değil misin? Bu bir soru değildir. Doktor değil misin sureten sorudur ama hakikaten soru değildir. Ya neden gereğini yapmıyorsun demektir. Doktor değil misin cümlesi soru değildir aslında. Yani sen doktorluğunun gereğini yapmıyorsun bir ithamdır bu. Burada bir şey kastediyor yani. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır derken bu zaten bilinen bir şey. Yani siz onun gereğini yapmıyorsunuz. Belagat ilmi bunu açıkça ifade etmektedir. Yani bu belagatın konusudur. Ee, ve evet iman ahirete kazanmanın en birinci vasıtası. Ama iman ne? Sadece Allah'ın yaratıcılığı mı? Mesela Allah'a imandan kasıt ne? Sadece Allah'ın yaratıcı olması ve tek olması mı? Bu zaten malumu ilam. Bu bilinen bir şey. Bir de ikinci boyutu var. Allah'ın hükmetmesi. Sadece yaratıcı olması değil. Bir de hükmetmesi. Araf suresinde ne buyuruyor? Bakın bu iki İmanın iki boyutu anlatılıyor bir ayette. Ele lehul halk vel emir. Dikkat edin. Yaratmak sadece ona aittir ve emretmek de sadece ona aittir. Yaratmak da bakın imanın bir boyutu yaratmak bir boyutu da emretmek. Madem yaratan o, o halde o emredebilir. Madem her şeyin sahibi o, o halde o emredebilir. Şimdi buna temas etmediğiniz takdirde imanı eksik anlatmış olursunuz. Tamam Hayat ebediyeyi kazandıran en birinci vasıta imandır. Ama iman nedir? <laughs> i̇man tek boyutlu değil ki. İman bir meselesi yok ki. En temelde imanın Allah'a imanın iki meselesi var. Bir Allah'ın yaratıcılığı, bir de Allah'ın hükmediciliği. Kanun koyma sıfatı. Siz Allah'ın sadece yaratıcılığı üzerinde durursanız, o zaman devletin siyasetine de karışmış olmuyorsunuz. Ama iman ikinci boyutu, Allah'ın emretme sıfatı, emredici olması. Böyle iman etmek zorundasın. Allah aynı zamanda emredendir. Yalnızca yaratan değil. Buna temas ettiğiniz zaman devletle karşı karşıya gelirsiniz. Çünkü Allah'ın emirleri var ve siz onu hesaba katmıyorsunuz. Devlet onları hesaba katmıyor ve kendi kafasına göre hükümler koyuyor. Siz de Allah'ın hükmedici sıfatı üzerinde durduğunuz zaman Allah'ın kanunlarına temas etmeniz lazım. Allah kanun koyan bir Allah'tır. Siz buna temas etmek zorundasınız. Buna temas ettiğiniz zaman da devletle karşı karşıyasınız. Yani demek istiyorum ki hani, tamam hayatı ebediye kazanmanın en birinci vasıtası iman ama bu ikisine iman. Yani hem Allah'ın yaratıcılığına hem de kanun koyuculuğuna iman. İmanın bir kısmı yani bu. Yoksa iman gerçekleşmez. Mesela sadece Allah'ın yaratıcılığı üzerinde durulmakla iman gerçekleşseydi, sadece buna imanla insan Müslüman sayılsaydı o zaman Mekke'nin müşrikleri de buna iman ediyorlardı zaten. Onlar da insa Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Onlara sorsan men halakas semawati vel Gökleri ve yeri kim yarattı desen le yekulun <laughs> ne halakahu'n alim muhakkak ve muhakkak derlerdi ki aziz ve alim olan Allah yarattı. Ha demek ki bunda sorunları yok. Yani evet iman üzerinde duralım ama iman ne? Elbette en mühim mesele imandır. İbadetten de önemli, ahlaktan da önemli. Gündelik siyasetten de önemli. Elbette en mühim mesele imandır. Bunda şüphe yok. İman olmayan ebedi cehenneme gidecek çünkü. İmanı olan da sonunda ebedi cennete gidecek. Demek ki en mühim mesele budur. Ama iman nedir? Yani nelere iman yani? yani Allah'ın varlığına, birliğine mi sadece? Bir de Allah'ın kanun koyuculuğu var. El Hakim hükmeden. El melik hükümdar, kanun koyucu. Zaten Allah kelimesi, Allah ismi manası nedir Allah'ın? Allah el ilah'tan gelmektedir. Elif lamdır yani başındaki. Allah derken baştaki elif lamdır. Kelimenin aslı değildir yani. Elif lamdır ve el ilahdır aslı. Kaideye binaen lam meczumdan sonra hemzenin gelmesi, hemzenin gelmesi dile sakil görülmüştür. Dile ağır geldiği kabul edilmiştir. El i demek. <laughs> Hemze düşürülmüştür, hasfedilmiştir. Ve lam lama idgam edilmiştir. Yani e, meczuma, birinci lam, ikinci lama, müteharrik olan lama idgam edilmiştir. El la olmuştur. Şeddelenmiştir, idgamdan sonra Allah olmuştur. Yani demek istiyorum ki zaten Allah isminin de manası ilahtır. İlahtan geliyor yani. İlah da ma'buttur. Yani ibadet edilen ibadet de iki manaya gelmektedir. Hem tapınma hem de itaat yani Allah'a hem tapanacağız, namaz gibi ibadetler yapacağız. Tapınma maksatlı ritüelleri olan e, ibadetler. Hem de itaat. Yani tüm hayatımızda, hayatımızın tüm alanlarında ona itaat. Yani e, tapınma da ibadet, itaat da ibadet. Yalnız tapınma değil. İtaat da ibadet. Dolayısıyla ibadet sadece Allah'a yapılır. O halde İtaat sadece Allah'a yapılır çünkü itaat ibadet sayılmaktadır. İtaat ibadettir ve ibadet sadece Allah'a layıktır. O halde itaat sadece Allah'a yapılır ve siz e, bu şekilde iman etmek zorundasınız. Yani sadece Allah'a tapınırız ve sadece Allah'a ibadet, yani itaat ederiz. Gündelik hayatımızda, hayatımızın her alanında Allah'a itaat ederiz. Bu iman konusu içerisinde. Bu da iman yani. yani bunu böyle kabul etmek. Yani i̇man en önemli konu ancak iman hangi meselelerden oluşmaktadır. Bu da çok önemlidir. Aksi halde imanın konularının bir kısmına iman etmiş olur, diğer kısmına iman etmemiş olur. O zaman da iman gerçekleşmiş olmaz. Mesela bir insan Allah'ın esmasından bazılarına inansa bazılarına inanmasa olur mu? Böyle bir Allah anlayışı. Mesela Allah'ın her şeyi işittiğine inansa ama her şeyi gördüğüne inanmasa. Mesela olur mu? Ya da her şeyi gördüğüne de inansa ama her şeyi bildiğine inanmasa. Olur mu? Buna da inansa ama Allah'ın her şeye kadir olduğuna inanmasa. Olur mu? Aynı şekilde mesela Allah'ın yaratıcılığına, halık ve bari ol olduğuna inansa. Ancak Mesela Allah'ın el-melik olduğuna inanmasa, hükümdarlığına inanmasa olur mu? Mesela Allah'ın el-hakim el olduğuna inanmasa olur mu? Nas suresinde ne buyuruyor? Kul a'uzu bi rabbin Rabbin nas'a e sığındım, sığınırım. Rabbin ne? Demek Allah insanların Rabbidir. İnsanların Rabbine, melikine, ilahına, melikin nas, Yani o Allah'ın sıfatları, hem Rab'dır, hem Melik'tir, hem İlah'tır. Yani bu şekilde iman etmek zorundasın. Yani en mühim mesele imandır, tamam ama iman nedir? İmanın bir kısmını al, bir kısmını alma, olur mu? Bir kısmını anlat, bir kısmını anlatma, olur mu? Allah'ın her şeyi işittiğini söyle, mesela her şeyi bildiğini söyleme, olur mu? Her şeyi biliyorsa, o zaman bugünü de biliyor. O zaman koyduğu kanunlar bugüne de uygundur. Her şeyi biliyorsa o zaman tüm toplumları da biliyor. Demek ki koyduğu kanunlar tüm toplumlara uygundur. Tüm zaman, tüm zamanlara ve tüm mekanlara. Böyle inandığın zaman iman gerçekleşiyor. Kur'an-ı Kerim Efetu menuna bi badil kitab ve tekfuruna bi badt. Siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı edersiniz buyuruyor. Gerek kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak olamaz. Aynı şekilde Allah'ın bir kısmı sıfatlarına inanıp bir kısmı sıfatlarına inanmamak olamaz. Allah'ın yaratıcılığına inanıyor hükmediciliğine, kanun koyuculuğuna inanmıyor. Böyle bir iman olamaz. İmansa en mühim mesele imanı bütün boyutlarıyla ortaya koymak zorundayız yani. İşte A'raf suresindeki Dikkat edin yaratmak da Allah'a aittir, emretmek de. Şimdi buradaki birinci kısım yaratma kısmı üzerinde durup ikinci kısım hükmetme, kanun koyma üzerinde durmadığınız zaman Allah'ın hükmediciliğini, öğretmediğiniz zaman iman gerçekleşmez ki. Adam sadece Allah'ın yaratıcılığına inanıyor. Bu iman mıdır? Değil. Ebu Cehil de böyle inanıyordu zaten. O zaman o da Müslüman. İman üzerinde duralım ama imanın da bütün boyutlarıyla, bütün kısımlarıyla. Bunu yapın da görün bakalım. Siyasete giriyor musunuz, girmiyor musunuz? Bunu yapın da görün. Sadece yaratıcılığı üzerinde durursanız siyasete girmeyebilirsiniz. Ama bir de Allah'ın hükmediciliği üzerinde durursanız, el-hakim, el-melik üzerinde durursanız, tevhid üzerinde durursanız İlahın manasını, ibadetin manasını anlatırsanız o zaman siyasi konulara giriyor musun, girmiyor musun? Devlet seninle uğraşıyor mu, uğraşmıyor mu? Allah emreden bir Allah'tır deyin de görün bakalım. O zaman size sen bizim siyasetimize karıştın diyorlar mı, demiyorlar mı? Allah'ın emirlerine uyun. Allah kanun koyan bir Allah'tır. Ona uymamız gerekir deyin bakalım. Devlet sizinle uğraşıyor mu, uğraşmıyor mu? İnsanlara imanı anlatacağız ama imanı bütün boyutlarıyla anlatacağız. Sadece yaratıcılığı, rızık vericiliği, rahmet sıfatları değil. Kanun koyucu sıfatlarını da. Allah bu kitabı niye gönderdi? İşte bu Allah'ın kanunları. Bunu da anlatın bakalım. O zaman siyasete girmiş oluyorsunuz işte. Demek ki siyasete, o gerekli siyasete girmekten kaçış yok. Kaçış yok. Çünkü İslam'ın kendisi o. O İslam zaten. Evet. Orada birkaç satır orayı atlayalım. Yani siyasete bu gibi sebeplerle girmediğini anlatıyor. Ben de diyorum ki, yani imana önem veriyorum. İman üzerinde duruyorum. O yüzden uzak duruyorum siyasetten diyor. Ben de diyorum ki, imanın o ikinci boyutunu, ikinci kısmını imanın bazı meselelerini anlattığınız zaman yine siyasete girmiş oluyorsunuz. Devlete yine karışmış oluyorsunuz ve devlet de size karışacaktır. Siz sadece yaratıcı bir Allah'ı anlatırsanız devlet tabii ki karışmaz. Ama aynı zamanda kanun koyucu bir Allah'ı anlatırsanız o zaman devlet karışır. Ve onu da anlatmak zorundasınız. Çünkü imanın içinde o var. Allah'ın hükmedici sıfatı ve bunu anlatmak zorundasınız. Aksi halde iman tamamlanmaz. İman tamamlanmaz. Sadece yaratıcı bir Allah'a iman iman değil. Bu sadece ateist olmamayı doğurur. Cenneti kazandırmaz. Ateist olmamış olur böyle bir insan. Ama ateist olmadığı halde ebedi cehennemlik olan kafirler çoktur. Allah'ı kabul ettiği halde ebedi cehenneme girecek kafirler çoktur. Allah'ın varlığını kabul her şey değil yani. Allah'ın tüm sıfatlarını kabul etmemiz gerekiyor ve bunu anlatmamız gerekiyor. Bunu anlattığınız zaman Allah'ın hükmedici sıfatı da imanın içerisinde. Onu anlattığınız zaman devletle karşı karşıya geliyorsunuz. Allah hükmedendir. Allah kanun göndermiştir. Ona uyun demek zorundasınız. O zaman devlet diyor ki sen bizim siyasetimize karıştın. E, karışmak zorundayım. İslam bu. Ama Kur'an ve imanın hizmeti ne için beni men men ediyor dersen, yani hem İslam'a hizmet et hem de siyasetle uğraş. Kur'an'a hizmet edince neden siyasetten uzak duruyorsun? Yani böyle de düşünenler olabilir onlara cevap. Ben de derim ki, hakaik imaniye ve Kur'aniye, yani Kur'an ve iman hakikatleri birer elmas hükmünde olduğu halde, siyaset ile ağlıda olsaydım, elindeki o elmaslar İğfal olunabilen, yani aldatılabilen avam tarafından acaba taraftar kazanmak için bir, pro, bir propagandayı siyaset değil mi diye düşünürler. O elmaslara adi şişeler nazarıyla bakabilirler. O halde ben o siyasete temas etmekle o elmaslara zulmederim. Ve kıymetlerini tenzil etmek yani düşürmek hükmüne geçer. İşte ey ehli dünya neden benimle uğraşıyorsunuz? Beni kendi halime bırakmıyorsunuz. Yani diyor ki ben eğer Kur'an'a, Kur'an hakikatlerini siyaset yoluyla anlatacak olsam, Kur'an'ın her bir hakikati elmastır. Ancak insanlar siyaset yoluyla anlattığım zaman derler ki bunun niyeti oy toplamak, menfaat elde etmek, taraftar toplamaya çalışıyor, oy toplayacak, ondan sonra köşeyi dönecek. İktidara gelecek ve zengin olacak, mevki makam sahibi olacak, saltanat sürecek, zannedecekler. Ve anlattığım hakikatlere de artık kıymet vermeyecekler. Ben halbuki onlara Kur'an'ın hakikatlerini anlatmak için konuşuyorum. Ama bir parti adı altında konuşursam o zaman bir partiye oy toplamak için konuştuğumu zannedecekler. Ve o elmas gibi değerli olan İslam'ın hakikatleri onların gözünde adi bir cam gibi görünecek. Yani Allah peygamber diyorum esasından niyeti oy toplamak. Diyecekler ve anlattıklarıma kıymet vermeyecekler ve onların gözünde bu hakikatler değerini kaybedecek. Böyle olmaması için siyaset yoluyla hizmet etmiyorum diyor. E gerçekten de öyledir. Bugün mesela bir e, siyasetçi, bir parti ehli insan e, siyaset yaparken bir taraftan da, bir taraftan da. E, İslam'ı anlatmaya kalksa insanlar onun İslam'ı anlat, anlatmakla maksadının başka bir şey olduğunu düşünüyorlar. İslam'ı anlatıyor ama esasında maksadı başka diyorlar. Ve dini siyasete alet etmekle onu itham ediyorlar. Ve anlattıklarını dinlemiyorlar. O zaman o anlatılan güzel hakikatler halkın gözünde değersiz görünmeye başlıyor. Geç bunları geç sen niye geldiğini biliyoruz oy peşindesin işte bilmiyor muyuz sanki gibi düşünüyorlar ve anlattıklarına hem inanmamış oluyorlar hem alay etmiş oluyorlar. Deprem oluyor diye korkmayın. Deprem olmuyor. Yolda yol çalışması var. Ağır bir araç yeri sertleştirmek için darbe vuruyor. 20 tonla vuruyor şu anda. 30 tona çıkartabilir kapasitesi var. 30 tona çıkarırsa insanlar daha çok korkar diye 20 tonla vuruyorlar. O yüzden bina sallanıyor şu anda. Korkmayın. Deprem değil yani. Yani bir taraftan böyle siyaset yoluyla İslam anlattığınız zaman elmas gibi hakikatler adi bir cam gibi görünüyor. Değerini kaybediyor. Bir taraftan da Eee bir partiyi desteklediğiniz zaman onların yapmış olduğu haksızlıklara, zulümlere, yanlışlara da sessiz kalmak zorunda kalıyorsunuz. Bir taraftan da böyle bir durum var ve e, İslam'ın birçok hakikatini de anlatamıyorsunuz. Çünkü desteklediğiniz parti mesela laikliği savunuyor ve siz e, tevhid'i anlatamazsınız. Çünkü tevhid'i anlatmak laikliği reddetmektir. Savunduğunuz parti de laikliği savunmaktadır. Dolayısıyla Tevhidi de anlatamazsınız. Zulme de karşı gelemezsiniz. Haramlara da karşı gelemezsiniz. Ve bu yönlerden de riskli. Ve insanlara İslam'ı ulaştıramıyorsunuz. Parti aranızda engel oluyor. En mühim meseleleri anlatamıyorsunuz. Savunduğunuz partiden dolayı. Müslümanca bir duruş gösteremiyorsunuz. Savunduğunuz partiden dolayı. Zulme zulüm Zalime zalim diyemiyorsunuz savunduğunuz partiden dolayı. Türkçülüğü, ırkçılığı, laikliği, demokrasiyi reddedemiyorsunuz savunduğunuz partiden dolayı. Birçok zararlara yol açıyor. Ve diyor ki ey ehli dünya neden benimle uğraşıyorsunuz, beni kendi halime bırakmıyorsunuz? Bu tarzda konuşmak doğru mudur? Ya bana karışmayın, beni kendi halime bırakın. Müslüman Hakikatleri konuşmak zorundadır ve konuştuğu zaman da e, mutlaka İslam düşmanları onunla uğraşacaktır. Bizimle uğraşmamaları için hakikatleri konuşmamak lazımdır. Hakikatleri konuştuğunuz müddetçe sizinle uğraşırlar. O zaman benimle niye uğraşıyorsunuz demenize gerek yok. Uğraşacaklar. Peygamberler ne dediler? اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ Allah'ın bize öğrettiği bu. Böyle söyleyin. Elinizden geleni yapın dediler. E amelü meşi'tum. Dilediğinizi yapın dediler. İnni <laughs> amil. Ben de yapacağım dediler. Allah'ın peygamberlerin lisanıyla bize öğrettiği tavır budur. Bana karışmayın. Tavrı değil. Ben size karışmıyorum. Siz de bana karışmayın. Tavrı değil. Ben yapıyorum. Siz elinizden geleni yapın tavrıdır Burada Üstad belki onların e, kendisiyle uğraşmasının şu yönden mantıksız olduğunu kastettiyse doğrudur yani benim anlattığım İslam vatana millete hizmettir vatana millete faydalıdır Ben İslam'a hizmet etmekle vatanıma milletime de hizmet etmiş oluyorum Ben de neden uğraşıyorsunuz e, Bu şu demek. Siz aslında vatanı milleti seviyor gibi görünen hakikatte sevmeyen insanlarsınız. Çok vatanperver görünüyorsunuz, çok milliyetperver görünüyorsunuz, hakikatte yalancısınız. Siz gerçekten vatanı milleti sevseydiniz, İslam'ı anlatanları başınızda gezdirirdiniz. Vatan millet umurunuzda bile değil, tek umurunuzda olan şey saltanatınızdır. İslam hakim olduğu zaman saltanatınızı kaybedeceksiniz. İşte bütün mesele budur. Bütün korkunuz bundan ibarettir. Yoksa İslam'ı anlatan İslam davetçilerinin anlattıkları vatana ve millete zararlıdır diye düşündüğünüzden değil. Yalancısınız. Çok iyi bilmektesiniz ki İslam vatana millete fayda sağlar. Vatan ve millet İslam sayesinde daha evvel çok güçlenmişti. Dünya devleti olmuştuk. İslam'ın bizi dünya devleti yaptığına tarih şahittir. O halde kalkıp da anlattığınız İslam vatana millete zarardır demeniz yalancılıktan başka bir şey değildir. Bizi tehlikeli bulmanız yalancılıktan başka bir şey değildir. Bizim varlığımız bu vatan, bu millet için hayırdır, şer değildir. Ama bunların umurunda bile değil. Ne vatan ne millet yalancıdırlar, tek düşündükleri saltanatlarıdır, menfaatleridir. Yani şöyle söylenebilir. Hani bana karışmayın ben de size karışmıyorum tarzında değil de. Bizim anlattığımız İslam vatana millete faydalıdır. İslam ile bu vatan bu millet dün dünya devleti olmuştu. İslam ile bu vatan büyüdü 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 kıtalara hükmetti. Kıtalara ulaştı ve İslam ile bu millet kıtalara hükmetti. O halde neden bizimle uğraşıyorsunuz? Demek ki siz aslında vatanı milleti düşünen insanlar değilsiniz. Onların yalancılığını yüzlerine vurmak için bu söylenebilir. Neden bize karışıyorsunuz? Vatanın millete zararlı mı görüyorsunuz? Değiliz, faydalıyız. O halde sizin niyetiniz vatan millet değil. Vatanın milletin iyiliğini düşündüğünüz için bize düşman kesilmediniz. Siz kendi saltanatınız için bize düşman kesildiniz. Onların bu yalancılığını yüzlerine vurmak lazımdır. Bize karışmayın değil de bize karışmamanız gerekir. Hatta bizi desteklemeniz gerekir. Vatanın milleti sevseydiniz yalancısınız. Vatanın milleti sevmiyorsunuz. Menfaatlerinizi seviyorsunuz. Haramları seviyorsunuz. İslam hakim olursa bu haramlara böyle giremeyeceksiniz. İslam buna müsaade etmeyecek. Böyle saltanat süremeyeceksiniz. İslam buna müsaade etmeyecek. İnsanları kendinize kul köle yaptınız. İslam buna müsaade etmeyecek. Zulmedebiliyorsunuz bu düzende. İslam hakim olduğunda buna müsaade etmeyecek. İşte onun için bize düşmansınız. Bunu böyle ortaya koymak icap eder. Eğer derseniz ki neden sana karışıyoruz? Şundan dolayı. Yani bir, bir sebep söyleyin neden karışıyorsunuz? Derseniz ki şeyhler bazen işimize karışıyorlar. Sana da bazen şeyh diyorlar. Şeyh Said. O bildiğimiz şeyh Said değil. Kendisinin adı Said olduğu için. Sana da bazen Said yani şeyh Said diyorlar. Ben de derim ki hey efendiler ben şeyh değilim ben hocayım. Buna delil dört senedir buradayım bir tek adama tarikat verseydim şüpheye hakkınız olurdu. Belki yanıma gelen herkese demişim, iman lazım, İslamiyet lazım, tarikat zamanı değil. Dolayısıyla daha niye bana düşmansınız? Yani ben zaten şeyh değilim ve tarikat da vermiyorum kimseye. Hocayım, ders veriyorum. O zaman neden düşmanlık yapıyorsunuz? Yani eğer şeyh olarak görüyor da ondan dolayı düşmanlık yapıyorsanız şeyh değilim. Üstad tabi burada onların gerçek yüzlerin ortaya koymak için böyle ifade ediyor. Yoksa onlar için hoca daha tehlikeli. Onu bilmediğinden değil. Aslında onlar hocadan korkarlar, şeyhden değil. Çünkü şeyhler sadece zikir çektirir, ondan sonra hiçbir konuya da girmezler, hatta çoğu hiç konuşmazlar. Devlet meselelerine de hiç girmezler. Aslında devlet şeyhlerden çok razıdır. Hatta birçok şeyhi kendileri şeyh yaparlar, onu yükseltirler, ve onun köyüne, kasabasına otobüs otobüs insanların gitmesini sağlarlar. Onları gizli gizli desteklerler ve o şeyhlerle insanları uyuturlar. Şeyhlerin yanına giderler cahiller. Gerçek şeyh olsa insanları uyandırır. O şeyhlerin yanına göndermezler. Uyandıracak gerçek şeyhlerin yanına göndermezler. Uyutan şeyhlerin yanına otobüs otobüs gönderirler gizli gizli desteklerler. Burada üstad yani Şey değilim hocayım derken e, sanki bu onların hoşuna gidecekmiş gibi. Halbuki tam tersine onlar şeyhlerden razıdırlar. Hocalardan rahatsızdırlar aslında. Ama Şeyh Said hadiselerinden ötürü belki yani sana da şeyh diyorlar. Nasıl ki Şeyh Said bizim işimize karıştı, siyasetimize karıştı, ve kurduğumuz yeni düzene baş kaldırdı. Kıyametti. Siz de sen de belki öyle olabilirsin. O yüzden sana da bazen şeyh diyorlar. Zaten adın da aynı. Sen de ikinci bir şeyh Said olursun diye korkuyoruz. Diyor ki ben şeyh değilim. O halde korkmanıza gerek yok. Ben hocayım ders veriyorum. Halbuki zaten onların gözünde hocalar daha tehlikelidir. Şeyhler zaten birçoklar onlara hizmet etmektedir. Eğer derseniz ki sana Said-i Kürdi derler. Şimdi mesela geldi ırkçılığa. Yani sana bazen şeyh diyorlar, bazen Said-i Kürdi diyorlar. Belki sende unsuriyet perverlik fikri var. Yani milliyetçilik, Kürt ırkçılığı, Kürt milliyetçiliği fikri var. O işimize gelmiyor. Neden işine gelmiyor acaba? Çünkü kendileri de Türk milliyet perverleri. E tabii ki Türk ırkçısı Kürt ırkçısından rahatsız olur. Bu gayet tabidir. Alman ırkçısı Türk ırkçılarından rahatsız olur. Arap ırkçısı tabii ki bir başkasından rahatsız olur. Irkçı ırkçıdan nefret eder. Çünkü ister ki bütün herkes kendi ırkından olsun. Halbuki bu mümkün değildir. Demek ki e, Bediüzzaman'ın Kürt olmasından da rahatsızlık duymuş devlet. Yani yalnız Müslüman kimliğinden rahatsız olmamışlar. Hoca kimliğinden rahatsız olmamışlar. Aynı zamanda Kürt kimliğinden de rahatsız olmuşlar. Çünkü daha evvel Said Kürdi de deniyordu kendisine. Hatta Nurcuların içerisinden ya da Nurcu gibi görünenlerin içerisinden bir kısmı Türkçüdür. Bedü zamanın da bu Kürt olmasından rahatsız olanlar olmuştur. Hem Nurcudur, hem de Bedü zamanın Kürtlüğünden de rahatsızdır. Keşke Türk olaydı diye düşünmektedir ama bir türlü bunu gerçekleştirememektedir. Demek ki Said-i Kürdi denilmesi o günde gündeme gelmiş. Peki Bedü zamanda böyle bir şey var mı? Kürtçülük var mı? rejimin Türkçü olduğu açık ortadadır. Herkesi Türk yapma gayreti açık ortadadır. Kürt ve Arap çocuklarına sabahın köründe okullarda Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye başlattıkları besmeleleri bu, Türk'üm. Sadakallahul azimleri de yine namutu Türk'üm diyene böyle başlıyor, böyle bitiriyorlar. Kendilerinin Türkçü oldukları ortadadır. Ama Bediüzzaman'da zerre kadar kürtçülük yoktur. Utanmadan bir de tutuyorlar böyle itham ediyorlar. Bediüzzaman ne zaman kürtçülük yapmış, ne zaman Kürt kavmi üstündür demiş, ne zaman bir Kürt dünyaya bedeldir demiş. Ne zaman Kürt, ne mutlu Kürdüm diyene demiş. Yani iftira atıyorlar. Çünkü bir şey söylemeleri lazım. Yani neden düşmanlık yapıyorsunuz Bediüzzaman'a? Bir şey söylemeleri lazım. İşte bunu söylüyorlar. Her şeyi söylüyorlar. Çeşit çeşit şeyler ve çelişkili. Nasıl ki peygamberimize kimi diyordu ki şair, kimi diyordu ki mecnun. E şair mecnun olmaz, mecnun da şair olmaz. Yani hangi mecnun şair olmuş, hangi şair mecnundur? Var mı böyle bir şey? Kimi diyordu ki sehirdir, sihirbazdır. Kimi diyordu ki kahindir hangi sahir kahinlik yapmış, hangi kahin sahirlik yapmış. Bunlar hep çelişkili laflardır. Hangi mecnun sahirdir, hangi şair kahindir. Tıpkı bana atılan iftira gibi hem FETÖ hem PKK hem DAEŞ hem, hem El-Kaide bunlar hepsi birbirine düşman fikirler ve örgütler. Böyle bir insan olabilir mi dünyada? Şimdi bir şey söylemeler lazım. Bakın ona da diyorlar ki sana da Said'i Kürt'ü diyorlar. E diyorlar diyorlar yani. Adam Kürttür, Kürt demişler. Kürt Said demişler. Ne var bunda? Bu Kürtçülük yaptığını mı gösterir? Kürtçülük ya da Türkçülük nedir? Kendi ırkını başka ırklardan üstün görmektir. Kendi ırkından birisi haksız olsa bile onu savunmaktır. Haksızdır. Haksızı haksız demez. Kendi ırkından olduğu için. Karşı taraftaki haklıdır ona da haklı demez. Kendi ırkından olmadığı için. İşte bu ırkçılıktır. Böyle bir şey mi var belli o zamanda? Kendi ırkını üstün görme. Var mı? Kendi ırkından birisi haksız olduğu halde Kürt'tür diye onu haklı görmüşlüğü Bir Türk haklı olduğu halde Türk olduğu için onu haksız görmüşlüğü Var mıdır? Nereden çıktı bu laf? Sana da saydı kürdi derler. Yoksa sen de Kürtçü müsün? <laughs> ya o zaman bütün Türklere de Ahmet'i Türkiye, Mehmet'i Türkiye diyorlar. O zaman hepsi Türkçü müdür? Ben de derim hey efendiler. Eski Said ve yeni Said'in yazdıkları meydanda. Boş konuşmayın. Hayatım ortada, yazdıklarım ortada, konuştuklarım ortada. Boş boş konuşmayın, iftira atmayın. Şahit gösteriyorum ki ben el-İslamiyetu cebbetil asabiyetul cahiliye. Fermanı kat'isiyle, yani İslam cahiliye asabiyetini, ırkçılığını reddeder, silip atmıştır. Bu ferman ile eski zamandan beri menfi milliyet ve unsuriyet perverliğe, menfi milliyet yani yanlış milliyetçilik, yani ırkçılık. Menfi milliyet, yani ırkçılık. Yani müsbet milliyet de var, insan kendi ırkını sevebilir. Nasıl ki kendi anasını babasını daha çok sever kendi akrabasını başkalarına nispetle daha çok sever. Aynı şekilde kendi ırkını da kendine yakın olduğu için daha çok sevebilir. Bunda sorun yok ama kendi ırkını üstün görürse, kendi ırkı haksız olduğu halde onları desteklerse, işte bu ırkçılıktır. Ve menfi milliyet bu. Menfi milliyet. Yani ırkçılık. Ben de böyle bir şey mi gördünüz diyor yani. Ben İslam'ın bu kaidesini, İslam, İslam, cahiliye asabiyetini, asabiye ırkçılık manasındadır. Türkçe'de de asabiyet kelimesi kullanılır. Bizim çocukluğumuza daha çok kullanırdık. Büyüklerimiz çok kullanırlardı. Asabi adam derlerdi. Çok asabi yani sinirli adama denir. Öfkeli adama asabi denir. Aslında burada kasıt yani bir şeye çok tutkun demek. Asabi demek yani e, Taassup kelimesi de buradan geliyor. Kökü yine asabedir. Bir şeye çok tutkun olması. Asabi yani sinirli manasında kullanılıyor ama asıl manası yani çok tutkun çok yani sarıldı mı bırakmaz o onu 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 bıraktıramazsın yani. O öyle birisidir o manasında. el asabiyetul cahiliye cahiliye asabiyeti yani cahiliye ırkçılığı yani bildiğimiz ırkçılık, kafa taşçılık. İslam bu bunu kesip atmıştır. Eski zamandan beri menfi milliyet ve unsuriyet perverliğe Avrupa'nın bir nevi Frank illeti olduğundan ya bu Avrupa'nın e, zehiridir. zehridir. Frank illeti. Batılıların hastalığı bu. İman olmayınca, imanda birleşemeyince bu sefer ırkta birleştirme. Başka ırkları da asimile edip kendi ırklarına dahil etme. Onlara dillerini, kültürlerini, sanatlarını, törelerini unutturup kendi ırklarına dahil etme çalışması yaparlar. Neden? E çünkü ellerinde iman yok, hak din yok. Neyle birleştirecekler toplumu? Çimento lazım. Çimento lazım. Çimento yok, din yok ellerinde. Herkesi birleştirecek akla ve vicdana uygun bir din lazım. Hak bir din lazım. Onda insanlar birleşebilirler. O din ellerinde yok. Onu kaybetmişler. Bu sefer toplumu nasıl bir arada tutabilecekler? Hangi çimentoyla? Irkçılık çimentosuyla. Herkesi bir ırkta birleştirelim. Buna neyle mümkün? Asimileyle. Diğer ırkları asimile etmekle. Bu durumda Herkes birleşecek öyle mi? Hayır, aksine, aksine. Herkes bu şekilde birleşmeyecek, daha çok bölünecek. Siz böyle yaptığınız zaman, böyle yaptığımız zaman diğerleri de o zaman ırkçılık damarları kabaracak. Sen beni Türk yapmak istiyorsan o zaman ben de seni Kürt yapmak istiyorum diyecek icabında sen diğer ırkları Türkleştirmeye çalışırsan o zaman ben de diğer ırkları Kürtleştirmeye ya da Araplaştırmaya çalışırım diyecek. Daha çok bölecek. Hani çimentoydu, hani birleştirecekti, aksine böldü. Demek ki ırkçılık çimento olamıyor. Irkçılık tam tersi bölüyor. Bir devlet ırkçılık yapar da diğer ırkları asimile etmeye kalkarsa, diğer ırklarda ırkçılık damarı kabarmaya başlar. E o zaman ne yani nasıl birleştireceğiz? İmanda birleştireceksin. Ama sen laikliği ilan ettin. imanı kaldırdın, attın. Irkçı olmaya mahkum oldun. İnsanları birleştirebilmek için ırkçılık yapmak zorunda kaldın. Halbuki buna hacet yoktu. Osmanlı 70 milleti birleştirdi. İmanda birleştirdi. Kimsenin diliyle, örfü adetiyle, sanatıyla da uğraşmadı. ırkçılık yapmadı, onları zorla Türkleştirmedi. O yüzden de kardeşlik oldu. Hep beraber savaşa gittiler ve üç kıtaya hükmettiler. Büyük devlet olmak ırkçılığı bırakmakla olur. Irkçı devletler küçük kalmaya mahkumdurlar. Bir devlet ırkçıysa o devlet büyüyemez. Çünkü başka ırkları içine almadan büyüme mümkün olmaz. Irkçılık yaptığı için de başka ırklar o devlete tabi olmak istemez. Ayrılmak isterler. O zaman devlet küçülür ve dünya devleti asla olamaz. Dünya devleti olmanın yolu imanda birleşmektir. İnanç inanç birliğini gerçekleştirmektir. Irk birliği mümkün değildir. İnsan anasını babasını değiştiremez. Ama dinini değiştirebilir. Mesela açıktır. Ben e, cahiliye asabiyesine Frank illeti olduğundan yani bu batının bir illetiydi, hastalığıydı bize bulaştırdılar. İslam bunu reddetmişti. Yani İslamiyetü cabatü'l asabiyetu'l cahiliye. İslam bunu reddetti. Bu bir Frank hastalığıydı. Ben o yüzden bir zehri kat, bir zehir katil nazarıyla bakmışım. Yani ins insanı öldüren bir zehir ırkçılık, toplumu öldüren, toplumu parçalayan, birbirine düşüren, iç savaşa yol açan bir zehir olarak bakmışım. Müslüman bakışı. Her Müslüman böyle bakmak zorunda. Türk'ü de, Kürt'ü de, Arabı da. Kürt, Kürtçülük yapmasın diyenler, diyen Türkler kendileri de Türkçülük yapmamak zorundadırlar. Türk, Türkçülük yaparsa Kürt de Kürtçülük yapar. Arap da Arapçılık yapar. Bunu önleyemezsin. Ve Avrupa o Frank illetini İslam içine atmış ta tefrika versin. Yani Avrupa bu ırkçılığı içimize attı ta ki tefrika çıksın yani aramızda. Parçalasın, yutmasına hazır olsun. Yani böl parçala yut. Politikası gereğince. Böyle düşündüler. O Frank illetine karşı eskiden beri tedaviye çalıştığımı, yani ırkçılığa karşı hep mücadele ettim. Irkçılığın aleyhinde hep konuştum talebelerim ve bana temas edenler biliyorlar. Yani ben mesela konferanslarımda ırkçılığı reddettiğim bölümler yani konferanslar çoktur. Birçok konferansta çünkü memleketin durumu bunu gerektiriyor. Bu meselenin her şehirde konuşulmasını gerektiriyor. Çünkü her şehirde ırkçılar var. Her konferansımıza icabında onlardan bazı kimseler katılıyor olabilirler. O yüzden bazı meselelerin tekrarı gerekmektedir. Tekrar ettiğimi farkındayım. Ama ihtiyaç olduğu için tekrar ediyorum. Yoksa konuşacak mesele çoktur. Ama avamın ihtiyacı olan meseleler sınırlıdır. Öncelik o meseleleredir. Madem böyledir, yani benimle temas edenler bilirler benim ırkçılığa karşı olduğumu. Madem böyledir, hey efendiler, her bir hadiseyi bahane tutup bana sıkıntı vermeye sebep nedir acaba? Çok güzel bir nokta. Yani siz çok iyi bilirsiniz ki ben ırkçı falan değilim. Çok iyi bilirsiniz ki ben şu cü değilim, bu cü değilim, şu değilim, bu değilim, bu değilim. Siz bahane arıyorsunuz. Allah belanızı verecek yani. Siz bile bile iftira atıyorsunuz. Bilmeseydiniz beddua etmezdim. Bilmeden yanlış tanıdığınızdan dolayı iftira atmış olsaydınız Allah ıslah etsin. Allah doğru tanımayı nasip etsin. Yanlıştan dönmeyi nasip etsin derdim. Siz bilerek yaptınız bile bile yaptınız bedduayı hak ettiniz ona da bakın tevhidi de gündeme getirmediği halde bakın tevhidi gündeme getirmediği halde rejim yine de bedür zamandan rahatsızdır Allah'ın yaratıcılığını anlatmış hükmediciliğini anlatmamış o meselelere temas edememiş o olduğu halde Yine de rejim çok iyi biliyor ki onun da kalbinde Allah'ın hükmediciliği vardır. Onun da kalbinde İslam medeniyeti anlayışı vardır. Sonuçta o da bir hocadır. Elbette İslam medeniyeti istemektedir. Elbette laikliğe razı değildir. Bunu çok iyi bilmektedirler ve o yüzden sevmemektedirler. İsterse de o meseleye temas etmesin. Bugün temas etmez, yarın temas eder diye korkuyorlar. O temas etmez, talebeleri temas eder ileride diye korkuyorlar. Sevmiyorlar. Yani demek ki tevhid anlatmasanız da bu belalardan, bu iftiralardan, bu sürgünlerden, bu hapislerden kurtulamıyorsunuz yani. Çünkü rejim sizi tanıyor. Tehlike görüyor. Tehlike görmesin, karışmasın diye onların siyasetine karışmasanız bile gene tehlike görüyor gene görüyor. Gene uğraşıyor, gene uğraşıyor. Gene iftira atıyor, gene iftira atıyor. Gene sürgün ediyor, gene sürgün ediyor. Gene hapse atıyor, gene hapse atıyor. Devlet bu. Rejim bu. Her bir hadiseyi bahane tutup bana sıkıntı vermeye sebep nedir acaba? Türkçi olmadığımı da bilirsiniz. şehlik yapmadığımı da bilirsiniz. Zararlı bir şey yapmadığımı da biliyorsunuz. Anarşi meydana getirmediğimi de biliyorsunuz. Sürekli bir şeyler bahane edip edip üzerime üzerime geliyorsunuz. Bunun sebebi nedir acaba? Şark'ta bir nefer hata etsen, doğuda bir asker hata yapsa, garp'ta bir nefer'e askerlik münasebetiyle zahmet ve ceza vermek olacak iş midir? Yani birisi şartta hata ediyorsan, şarttakine ceza veriyorsun mesela. Bu olacak iş midir? Veya İstanbul'da bir esnafın cinayetiyle Bağdat'ta bir dükkancıyı esnaflık münasebetiyle yani sen de esnafsın deyip mahkum etmek, nev'inden her hadiseyi dünyeviyede bana sıkıntı vermek hangi usul iledir? Hangi vicdan hükmeder? Hangi maslahat bunu iktiza eder? Ne böyle bir maslahat var? Ne böyle bir vicdan var? Ne böyle bir kanun var? Bu nedir? Bu ahlaksızlıktır. Bu iftiracılıktır ve bu İslam'dan korkmaktır ve bu İslam düşmanlığıdır. İstediği kadar bana desin emniyet müdürü. Peygambere canım kurban. İyi polis rolleri yapma bana müdür. Çok müdür gördük senin gibi. Bana iyi polis rolleri yapma. Sen peygambere canım kurban diyecek adam olsaydın gerçekten peygamberimizin miracını anlatacağım konferansı engellemezdin. Çocuk mu kandırıyorsun sen? İyi polis rollerindeler, Müslüman kılığındalar. Orada da basın açıklamasında da ifade ettim Mersin'de. Bundan ancak İslam düşmanları rahatsız olabilir. İslam düşmanı olmayanlar asla peygamberin miracının konuşulacağı, Efendimizin davasının konuşulacağı programlara engel olmazlar. Böyle bir ihtimal yok. İslam düşmanıdırlar ama kendilerini saklıyorlar. Nifak perdesi altında saklanıyorlar. Takiye yapıyorlar. Gerçek kimliklerini gizliyorlar. İslam'a düşmanım mı diyecek, ne diyecek? Birçoğu İslam düşmanlığı yapıyor, bir kısmı da cahil İslam'ın ne olduğunu bilmiyor. Bir kısmı da korkak, amirleri kendisine ne derse kula kulluk yapıyor, hiçbir şey itiraz edemiyor. Ben böyle bir cinayet ortak olmam, böyle bir zulme girmem, istifa ise istifa, alın müdürlüğünüzle başınızda çalın, ben böyle bir günah ortak olmam demiyor. Ya korkak, ya menfaatçi, ya münafık ve cahil. Bir ara verelim. Bismillahirrahmanirrahim. 16. mektuba kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yine bir e, sual var ve cevabı var. İki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebepsiz, gıyabımda tezifkarane yani aşağılar vaziyette hakaretli sözler söylemişti. Ne müdürü söylemiyor ama büyük ihtimal emniyet müdürüdür. Sonra bana söylediler. Bir saat kadar eski Said damarıyla müteessir oldum. Yani bunu duyunca müdürün ben hakkımda öyle konuştuğunu duyunca üzüldüm önce. Eski Said damarıyla bir miktar üzüldüm. Sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi. Sıkıntıyı izale edip o adamı da bana helal ettirdi. O hakikat şudur. Yani Allah kalbime şöyle bir şey getirdi ve o sebeple ona da hakkımı helal ettim. Tabii bu bazı durumlarda böyle olabilir. Bazı durumlarda da olmayabilir. Yani bazılarına helal edilir, bazılarına edilmez. Duruma göre değişebilir. Nefsime dedim ki eğer onun tahkiri, beni aşağılaması ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime aitse, yani gerçekten bunlar benim şahsımda varsa ve beni eleştiriyorsa ya da beni aşağılıyorsa Allah ona razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemişse beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemişse beni riyadan ve riyanın esası olan şöhret kazibeden kurtarmaya yardımdır. Yani eğer söyledikleri doğruysa zaten aklımın başına gelmesini sağlar. Ona bana yardımcı olmuş olur. Nefsimi terbiye etmeye beni sevk eder. Yok yalan söylüyorsa, iftira atıyorsa o zaman da bir şöhreti kazibem var, bir yalancı şöhret. O şöhretimi kırar attığı iftira ile. Şöhretin kırılmasına yardımcı olmuş olur. O da yine bana yardımdır. Yani şöhret istemiyorum zaten. çünkü şöhret insanı, insanın amellerini berbat edebilir, yakıp kül edebilir. Şöhret yüzün, şöhret hastalığı zamanla kalbinde iyice oturur. Ve şöhret için yapmaya başlayabilir ve tüm ameller boşa gider. Kıyamet gününde eli boş olur. Onun için böylesi iftiralar bir şöhretim var. O şöhretimi kırmaya yardım ediyor. O yüzden de yine iyi oluyor diyor benim için. Bunu düşünerek de ona hakkımı helal ettim diyor. Evet devam ediyor. Ben oradan atlayacağım çok mesele var. Bu mektupta çok güzel konular var. Ee, ve ancak şunu söylüyor sonunda ve ufevvide emri ilallah ben işimi Allah'a tevvid eyledim. Yani Allah'a havale ettim, ediyorum. İnne Allah basirun bil ibad. Allah kullarını görendir. Ee, dedim. Şimdi yani böyle iftiralar ve e, tahkirler karşısında ben böyle davranıyorum ve işimi Allah'a havale ediyorum. Tevvid ediyorum. Bu ayette geçiyor. Bu Ayetten alınmıştır tevviz e, konusu tasavvuf kitaplarında. Hatta İbrahim Hakkı'nın e, Tefviz namesi var. E, mev, hele, yani bakalım Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diye bitiyor her bir kıtanın sonu. Her bir kıtayı o şekilde bitiriyor. Buna tevviz denir, tevviyat yani. Datlar Z okuyorlar Türkler. Dat zor olduğu için e, Z kolay geliyor. Aslında Z'den çok D'ye yakındır. Tevviyat demek daha doğrudur. Bazen e, datı z okumuşuz. Madi değil de mazi demişiz. Bazen de datı d okumuşuz. E, i̇ki türlü de olabiliyor. Türkler alırken Arapçadan bazen d ile aldılar bazen de z ile aldılar. bazı Yani kelimeden kelimeye değişiyor. Ufavvidu fevvada yufavvidu tefviyt. Tefil babından mastar tefviyt yani işin Allah'a havale etmek demektir. Tevekkülün son noktası. Yani tedbir de almıyor, alamıyor, tedbir alacak imkanı da yok. Ee, tevekkülün birinci basamağında tedbir alırsınız. Siz yapmanız gerekenleri yaparsınız, sonra sonucun Allah'a havale edersiniz. Tevekkül tedbir almaya mani değildir. Tevekkülde tedbir almak var. Önce deveyi bağla sonra tevekkül et demiş Peygamberimiz. Yani deveyi ortaya bırakıp da Allah korur, Allah senin hizmetçin değil. Böyle bir tevekkül anlayışı yanlış. Tedbir alma imkanı varken tedbir alınır, sonucu Allah'a havale edilir. Yani tedbire güvenilmez, sonucu takdir eden Allah'tır. Ben vazifem yapmış olmak için tedbir alıyorum ama sonuç Allah'ın dediği gibi yine olacaktır. Aldığım tedbire göre değil. Böyle inanmak doğru bir tevekkül anlayışıdır. Bunun son noktasında tevekkül üç derece, üçüncü derecesinde tevvid gibi bir durum hasıl olur ve artık tedbir alma imkanı da yoktur. Fakat o tedbir de almadan işini tamamen Allah'a havale etmektedir. Tamamen Allah'a havale eder. Bakın bu ayeti buraya koymuş. Konuşmalara başlarken de böyle başlıyoruz. Ve ufavvidu emri ilallah. İşimi Allah'a havale ediyorum. Yani... Ben bu konuşmayı yapacağım ama kendime güvenmiyorum. İşimi Allah'a havale ediyorum. Rabbim beni yönlendirsin. O yönlendirirse doğru yönlendirir. Ben yani aldığım tedbire güvenmiyorum. Ve Allah'a işimi havale ediyorum demek. Bu ayeti almış sonuna bakın. Bu ayeti almış olması ilginçtir. Yani bu iftiralara karşı ben işimi Allah'a havale ediyorum. Allah en de sonunda iftiraları darmadağın eder, hakikatleri ortaya çıkartır. İftira atanların ellerinde medya gibi bir silahları olsa bile Allah'tan güçlü değil onların medyası. Sonra diyor ki ben böyle dedim. Yani ben işimi Allah'a havale ettim. Allah'a bıraktım. O vakayı olmamış gibi saydım, unuttum. Fakat ma teessüf, yani teessüfle birlikte, yani üzülerek belirteyim ki, sonra anlaşıldı ki, Kur'an onu helal etmemiş. Yani ben helal ettiysem de Kur'an onu helal etmedi. Çünkü İslam'a da saldırı yapmış oldular. Ve Allah onları rezil etti sonuçta. Demek ki iftiralara karşı takınılması gereken tavır. Alabileceğiniz önlem varsa alırsınız. Bir mücadele verilmesi gerekiyorsa verirsiniz. Olayın aslını anlatırsınız. Gerçeği ortaya koyarsınız. Bunu yapmazsanız ben tevvit ediyorum. Ufevvidu emriyi. İşimi Allah'a havale ediyorum der. Meselenin aslını ortaya koymazsanız insanların yanlış konuşmalarına, iftiralara inanmalarına ve iftira atmalarına sebep olmuş olursunuz. O yüzden mücadele gerekir. Bu mücadele etme imkanı olmayan için, mücadele etme imkanı yoksa, gücü kuvveti yoksa işin Allah'a havale eder ve huzur bulur, üzüntüden kurtulur. Ee, ama mücadele imkanı varken mücadele etmeyip ben işimi Allah'a havale ediyorum. Olmaz. O zaman insanlar hakkınızda yanlış düşünürler. Ha bu demek böyleymiş falan der. İftiralara inanırlar. Onların da günaha girmesine sebep olmuş olursunuz. Sonra da onları suçlayamazsınız. Niye buna inandınız? E sen de açıklayaydın derler. Ne bilelim biz doğrusu nedir? Senin hakkında şöyle dendi, böyle dendi, şucu dendi, bucu dendi. E, doğruyu söyleyeydin de biz de bileydik. Ona göre inanmayaydık. Dolayısıyla bazen mücadele gereklidir. Doğruları ortaya koymak, iftiraların iftira olduğunu ortaya koymak lazımdır imkanınız varsa ama imkan yoksa bazen de tevhid edip işi Allah'a havale etmek insanın huzura ermesi için gereklidir. Bu mücadeleden kaçış değildir. Yani yapması gerekeni yapmıyor. Ben işimi Allah'a havale ettim diyor. Bu tavır doğru değil. Yine bir iki para Arap sonra ikinci hikayede eğer ehli dünya tarafından başıma gelen şu eziyet, şu sıkıntı, şu tazyik, şu baskı, ayıplı ve kusurlu nefsim içinse helal ediyorum. Benim nefsim belki bununla ıslah hal eder, yani düzelir. Hem ona kefaret uzunu bulur. Yani günahlarıma karşı kefaret olur. Dünya misafirhanesinin safasını çok gördüm. Azıcık cefasını görsem yine şükrederim. Yani biraz da cefa göreyim ne olacak? Sefasını sürdük. Biraz da cefasını sürelim. Cefa görelim. Eğer imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım cihetiyle ehli dünya beni tazik ediyorsa, yani bu ehli dünya ben Kur'an'a, İslam'a hizmet ediyorum diye bana baskı yapıyorlar, zulmediyorlarsa, onun müdafası bana ait değil. Yani İslam'a hizmet ettiğim için bana zulmediyorlarsa, iftira atıyorlarsa, İslam'ı müdafaa bana ait değil. Ya da benim müdafaa bana ait değil. Ben İslam'a hizmet ediyorum, onlar bana bundan dolayı zulmediyor ya da iftiralar atıyorlar. Bu durumda beni korumak Allah'ın vazifesidir. O vazife bana ait değil. Allah vazifesini ihmal etmez. Allah korumak isterse korur. Çünkü ben ona hizmetkarım. Padişah hizmetkarını korur. Yani bir hizmetçi padişaha hizmet ettiği için ona iftira atsalar, ona zulmetseler, o hizmetçisini korumak padişahın vazifesidir. Padişah vazifesini ihmal etmez. Madem ki Kur'an'a, İslam'a, Allah'a hizmet ediyorum ve ondan dolayı bana iftira atılıyor ve zulümler yapılıyor. O halde beni korumak padişahın, Allah'ın vazifesidir. Ve Allah vazifesinde ihmalkarlık yapmaz. Onu Aziz cebbara havale ediyorum. Eğer asılsız bergaya sebep, ve ihlası kıracak bir şöhret, kazibeyi kırmak için teveccühü ammeyi yani halkın teveccühünü hakkımda bozmak murat ise onlara rahmet. Yani e, İslam'a hizmet etmem, ettiğim için değil de şöhretim var o şöhretimi kırmak için bunu yapıyorlarsa yani riyaya düşmeyeyim, ihlaslı olayım diye e, bana bu zulmü, bu alçaklıkları yapıyorlarsa teveccühü ammeyi, halkın teveccühünü, genel teveccühü hakkımda bozmak istiyorlarsa yani halk bana teveccüh göstermesin istiyorlarsa onlara rahmet. Yani ben zaten teveccüh, teveccüh nas istemiyorum. Şöhret de istemiyorum. E, şöhretimi kırıyorlarsa sağ olsunlar var olsunlar. Böyle bir yaklaşım içerisinde. Ancak burada bu tavır kendisi için doğrudur. Her zaman herkes için değil. Bu gibi noktalar da hüküm zamana, mekana ve şahsa göre değişir. Kendisi bir lider değildir. Kendisi tek başına müzevi yaşayan bir insandır. Bir lider olmuş olsa durum farklı olur. Onun ona iftira atmak sadece onun şöhretini kırmak maksadıyla olması mümkün değil. Böyle bir ihtimal yoktur. O hareketi bitirmek içindir. Dolayısıyla onların savunmaya geçmeleri icap eder, mücadele etmeleri icap eder. Burada kendisi bir liderlik yapmıyor. Kendisi yaşlı ve bir şeyler yazan, İslam'a hizmet etmek isteyen bir hoca sıfatıyla bir şeyler yapıyor. İftira atanlar da ya Kur'an'a hizmet ettiği için iftira atıyor, o zaman zaten Allah onların belasını verecektir diyor. Ya da benim şöhretimi kırmak için yapıyorlarsa, kırsınlar önemli değil. Zaten ben lider değilim yani benim e, toplumun e, yani beni sevmesi gerekmiyor. Toplumun benim izimden gelmesi, gitmesi gerekmiyor. O yüzden varsınlar, beni sevmesinler, bir şey olmaz. Halbuki eğer bir İslami hareketseniz böyle düşünemezsiniz. Bu münzevi yaşayan bir hocanın, yaşlı bir hocanın tavrıdır. Fetva zamana, mekana, şahsa göre değişir. Bir hareketin lideri böyle düşünemez. Yani varsın benim aleyhimde konuşsunlar, şöhretimi yıksınlar, kırsınlar, önemli değil diyemez. Çünkü on, çünkü mutlaka bir şahsi manevi lazımdır. Bir hareketin e, büyüyebilmesi ve kitleleri kuşatabilmesi için bir lidere ihtiyacı vardır. O lidere atılan iftiralar hareketi bitirmek içindir. Onu bitirmek için değildir. Dolayısıyla o böyle bakamaz. Yani benim şöhretimi kırsınlar, Allah razı olsun, iyi ettiler diyemez. Çünkü düşmanlarının niyeti asla onun şöhretini kırmak değil, O onunla hareketi bitirmektir. Ama bir e, hareket yoksa ortada, o da bir lider değilse, yaşlı bir hoca bir kenarda bir şeyler yazmaya çalışıyor, e, insanların imanını kurtarmaya çalışıyor. Eğer böyleyse onun, e, o böyle düşünebilir yani benim şöhretim var, şöhretimi kırmış oluyorlar. Zaten ben de şöhret istemiyorum diyebilir. Ama bir hareket bunu diyemez. Bir hareket şöhret kazanmak zorundadır. Bir hareketin halk tarafından sevilmesi, desteklenmesi hareketin başarıya ulaşması için lazımdır. Kendilinin kendi şöhret sahibi olması için değil. O şöhret yerin dibine batsın ama hareketin ona ihtiyacı vardır. Hareketin büyüyebilmesi buna bağlıdır. Şöhret bir tane şöhret sahibi adam lazımdır olmazsa kitleler o hareketi tanımaz ve o hareketin davasını anlamaz ve o harekete katılmaz ve ona yardım etmez o zaman da İslam hiçbir zaman hakim olamaz mesela Peygamberimiz bir hareket meydana getirmeye çalışıyordu ona iftiralar atıyorlardı kahin sihirbaz şair mecnun gibi ve e, Allah Resulü üzülüyordu bunlara şöyle düşünmedi. Yani Bunlar benim şöhretimi kırmış oluyorlar. Zaten zaten ben de şöhret peşinde olmadığıma göre şöhretimi varsın kırsınlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öyle düşünmedi yani. Şöhretimi kıranlara rahmet olsun demedi. Biliyordu ki onlar bir hareketi bastırmaya çalışıyorlar. Eğer efendimize o, o hareketin lideri o, o bir lider. O yüzden ona o iftira atılıyor. Yani bir kenarda yaşlı bir hoca değil. Burada fark var yani ve bizzat Allah Azze ve Celle peygamberimizi savundu yani. Bırakın kendini, bırakın diğer sahabeyi, bizzat Allah peygamberini savundu. Ve mesahibukum bi mecnun dedi. Arkadaşınız Muhammed deli değildir. Bizzat Allah savundu. Sihirbaz değildir, me mecnun değildir, kahin değildir. Bizzat Allah savundu onu. Hani peygamberimiz de benim şöhretimi kırıyorlar. Zaten ben de şöhret istemediğime göre sağ olsunlar var olsunlar demedim Mücadele etti. Ben böyle bir insan mıyım? Siz benim sihirle uğraştığımı gördünüz mü hiç? Hiç sihir yaptın mı? Hiç şiir okuduğumu duydunuz mu? Hiç kehanette bulunduğumu duydunuz mu? Hiç deli gibi davrandığıma şahit oldunuz mu? Allah da onu savundu. Kendisi de savundu. Sahabe de savundu. Çünkü İslam'ı bitirmek istiyorlardı. Peygamberimize bu damgalardan birini vurdukları zaman o tutarsa İslam biter. Mecnun da olsa İslam biter. Şair de olsa. Demek ki Kur'an onun uydurmasıdır. Allah kelamı değildir. Bu durumda İslam biter. Kahin de olsa hangi iftira tutarsa tutsun İslam biter yani. O yüzden cevap verilmesi lazımdır. Yani burada Bedü zamanın durumu farklıdır. Ee, bu e, gün günümüz farklıdır. Bediüzzamanın durumu farklıdır. Herkesin durumu farklıdır. Ona uygun olan bize uygun olmayabilir. Bize uygun olan ona uygun olmayabilir. Tutup da onun o davranışını herkese şamil kılmak. Herkes böyle davranmalı. Siz neden size atılan iftiralara cevap vermeye çalışıyorsunuz? Bak Bediüzzaman şöhretimi kıranlara rahmet olsun diyor. Bak Bediüzzaman eğer Kur'an'a hizmetkarlığım sebebiyle bana bu iftiralar atıyorlarsa, kendimi savunmak e, bana düşmemiş, ben Kur'an'a hizmet ediyorsam Kur'an'ın sahibi beni savunacaktır diyor. Siz de öyle davranın hiç susun konuşmayın derlerse, durumun farkı anlaşılmıyor demektir. Bakın peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hareket başlattı ve böyle bakmadı meseleye. Atılan iftiralara e, benim şöhretimi kırıyorlar deyip sağ olsunlar demedi. Hem üzüldü hem mücadele verdi. Ve Allah azze ve celle de devreye girdi. O da peygamberini savundu. Yani bu davranış herkese uygun bir davranış değil. Buna bakıp da herkesten bunu beklemek de doğru değil. Siz de böyle davranın denilemez. İmkanı olan var, olmayan var. İmkanı olan savunma yapmak, mücadele yapmak zorundadır. Ve düşünün mesela bize şu son 4-5 yıldır atılan iftiraları düşünün. Biz bunlara cevap vermeseydik mesul olurduk. Birçok insan sonradan helallik istedi, özür diledi. Çünkü biz mücadele verdik ve doğrusunu öğrendi insanlar iftira olduğunu anladılar. Yoksa öyle devam edeceklerdi. Onların da yanlış tanımalarına sebep olmuş olurduk eğer mücadele vermeseydik. Ve bu insanlar e, kıyamet gününde e, Ya Rabbi bu konuşmadı ki biz ne bilelim işin aslını. Biz o yüzden böyle düşündük derlerdi. Bu arada bir sürü insan öldü. Siz cevap vermezseniz, onlar sizin hakkınızda yanlış düşünerek ölmüş olacaklardı. E bu da doğru olamaz. Buna izin vermiş olursunuz yani. Ve burada hani şahsına dönük bir şey değil. Ekseriyetle sebep Kur'an'a hizmetimizden dolayıdır. E Kur'an'a hizmetimizden dolayıysa o zaman bırakalım Allah bizi savunsun. Bu dünyaya imtihana geldik, mücadeleye geldik. Dolayısıyla kendi vazifemizi Allah'a havale edemeyiz. Tevhid ne zaman doğru? Allah'a havale etme vazifeyi Allah'a havale değildir. Tevhid. Sonucu Allah'a havale etmektir. Tevhid. Vazifeyi Allah'a havale etmek kulun haddine değildir. Allah sana o vazifeyi vermiş. Sen Allah'a o vazifeyi o vazifeyi tekrar Allah'a veremezsin. Böyle bir hadsizlik yapamazsın. Sen vazifeni yaparsın, sonucunu Allah'a havale edersin. Neden yani benim e, şöhretimi kırmak isteyenlere rahmet olsun diyorum. Çünkü diyor teveccühü ammeye mazhar olmak ve halkların nazarında şöhret kazanmak benim gibi adamlara zarardır zannederim. Yani kalbimin bozulacağından korkuyorum diyor. Benimle temas edenler beni bilirler ki şahsıma karşı hürmet istemiyorum belki nefret ediyorum. Hatta kıymet, kıymetdar mühim bir dostumu fazla hürmeti için belki 50 defa tekdir etmişim yani ona kızmışım. Yani aşırıya gittiği zaman ona çok kızdığım olmuştur diyor. Evet, bir başka nokta, dördüncü nokta. Ehli dünya bana der ki, neyle yaşıyorsun? Çalışmadan nasıl geçiniyorsun? Memleketimizde tembelce oturanlar ve başkasının sahi gayretiyle geçinenler istemiyoruz. Sen neyle geçiniyorsun? El cevap, ben iktisat ve bereketle yaşıyorum. İktisat ve bereketle yaşıyorum. Rezzakımdan başka kimsenin minnetini almıyorum. Ve almamaya da karar vermişim. Allah'tan başkasından yardım istemiyorum. Ve buna da karar vermişim. Evet günde yüz para, belki kırk para ile yaşayan bir adam başkasının minnetini almaz. Yani yüz kuruşla yaşıyorsa bu adam kimseye muhtaç olmaz. Şu meselenin izahını hiç arzu etmiyordum. Yani sorulmasa açıklamazdım. Belki bir gururu ve bir enaniyeti ihsas eder fikriyle beyan etmek bana pek nahoştur. Yani gurur, gururlu gururlu konuşuyor derler bu sefer de. Şimdi bunu, bu yüzden bu konuya girmek istemiyorum. Yani eğer böyle bir şüphe olmasa kalplerinde bu konuya girmeyeceğim ama fakat bu şüphe var kalplerinde mecbur kalıp giriyorum. Madem ehli dünya evhamlı bir surette soruyorlar bu soruyu yani ben de derim ki küçüklüğümden beri halkların malını kabul etmemek velev ki zekat dahi olsa kimseden para almamak hem maaşı kabul etmemek. Yani devlet de maaş bağlamak istemişti. Bizzat Mustafa Kemal kendisine 500 lira ayda maaş bağlayacaktı reddetti. Gel seni Doğu bölgesinin vaizi yapayım dedi. Doğu illerinde gez istediğin yerde konuşma yap dini camilerde dini konuşmalar yap. Bediüzzaman bunu reddetti. Hem maaşı reddetti hem de onlar adına vaizlik yapmayı reddetti. Çünkü biliyordu ki hakikati konuştuğu zaman yine kendisine baskı yapacaklar. Ee, hakikati konuşmasına izin vermeyecekler. Ve sen devlet memurusun böyle konuşamazsın diyecekler bu sefer. Hem de Bediüzzaman devlette maaş aldığında diyecekler ki bak o da devletin adamı aslında. Maaş teklif etmelerinin bir sebebi de o olsa gerek. Bana maaş teklif etmediler ama polis koruma polisi te teklif ettiler. Daha işin ölüm tehditleri sebebiyle ee, herhalde kabul etseydim diyeceklerdi ki bak Alpaslan Hoca'yı devlet koruyor. Herhalde buydu planları. Yoksa beni sevmedikleri ortadadır. Herhalde ölsem gitsem çok da memnun olacaklardır. Dolayısıyla başka bir maksat taşıdıkları açıktır ve o maksadın da bu olduğunu zannederim. Yani e, devlet ile işbirliği yapıyor ve devlet tarafından korunuyor ama devleti eleştiriyor. Böyle şey mi olur? Ya öyle diyecekler. Devlet tarafından korunuyor ya da diyecekler ki devlet tarafından korunduğu halde devleti eleştiriyor. Böyle şey mi olur? Elbette olur. Ben de bu vatanın evladıyım. Benim de benim de korumaya mecburdur devlet ve beni koruyor diye eleştiriden de vazgeçecek de değilim. İslam'ı anlatmaktan da haramlarla mücadele etmekten de vazgeçecek değilim. Beni bu şartla mı koruyacak? Susma şartıyla mı? Böyle bir şey kabul edilemez. Evet yani kendisinin çocukluğundan beri hiç para almadığını, kimseden kendi ailesinden kalanla geçindiğini, az bir parayla geçindiğini, sürekli iktisat ederek az harcayarak, az yiyerek zaten ailesi yok, çoluk çocuk yok, zaten bir ev barkı yok, zaten bir eşya aldığı yok, bir tek kalıyor, yiyeceği bir iki lokma yiyecek. Zaten onu da lüksünden yemiyor, etli sütlü yemekler yediği yok, ölmeyecek kadar birkaç lokma yiyor sadece. Bunun için de çok para lazım değil, para daha ziyade ev eşyalarına, çoluk çocuğa gidiyor. Bunlar da ona lazım değil. Zaten böyle bir şey yok. Az bir parayla idare edebilmesi bu sayede mümkün oluyor. Bu beş seneki nefyimde yani sürgün hayatımda çok dostlar bana hediye hediyelerini kabul ettirmek için çok çalıştılar kabul etmedim. Yani hediye bile almadım bırak para almayı. Daha evvel hediye konusunda temas etmiştik. Peygamberimiz hediye aldı da verdi de. Bu bazı durumlarda özel durumlar olabilir. İslam düşmanları bunu kullanacaklarsa hediye alıyor diyeceklerse o o durumlarda hediye alınmayabilir. Yoksa normalde hediye almak da sünnettir, vermek de sünnettir. Özel durumu olabilir bir insanın. Hediye vermeye çalıştılar, kabul etmedim. Öyleyse nasıl idare edersin denilse derim ki bereket ve ikramı ilahi ile yaşıyorum. Allah az bir param var, onu bereketlendiriyor ve bana ikramda bulunuyor onunla yaşıyorum ve e, birkaç tane misal vereyim diyor Allah'ın ikramı nasıl oluyor yani keramet birkaç misal vermek istemiş ve emme bi ni'meti rabbike hadis ayetinin gereği olarak diyor birkaç misal vereyim yani Rabbin nimetini söyle Rabbin nimetini söyle ve duhanın sonunda Rabbin nimetini söyle ayetini ayetinin gereği olarak hadis buyurulmuş belli buyurulmamıştır ve haddis denilmiş yani febellih denilmemiştir. Yani tebliğ yap denilmemiş, söyle denilmiş. Rabbinin nimetini tebliğ yap denilmemiş. Rabbinin nimetini söyle. Çünkü tebliğ bir defa da olsa olur, yerine gelmiş olur. Ama haddis ise söyle bir defayla olmaz. Çok söyle demektir. Hep söyle, daima söyle, her ortamda söyle. Çünkü Rabbinin nimetidir. Rabbinin nimetini her ortamda daim söylemelisin. Tebliğ gibi değil yani. Tebliğ bir defada da olsa olur ama nimetin söylenmesi çok olmak zorundadır. Ben de diyor birkaç tane söyleyeyim. Madem ki Allah böyle buyuruyor. Ve emme bi nimet rabbike fe haddis. haddis emirdir. Rabbinin nimetini söyle. O halde demek söylemeliyim. Evet hitap peygamberedir ama esas itibariyle tüm ümmetinedir. Demek ki biz bize verilen nimeti söyleyebiliriz. Onlardan biri de diyor benim şu kerametlerimdir. Şimdi kerameti nasıl izhar edersin? Keramet söylenir mi? E işte diyor başka yerlerde diyor düşmanımız çoktur. Ben Bana hakaret edenler de çoktur. İftira atanlar da çoktur. E bunları söyleyerek talebelerimizin kalbinin mutmain olmasını sağlamaya çalışıyorum. E kendimi övmek için değil. Risale okuyanların kalplerinin mutmain olmasını sağlamak için. Çünkü düşmanlar çok iftiralar atıyorlar. Risale-i talebelerinin bunlara karşı koyabilmesi için bazı kerametlerimi bilmelerinde hayır görüyorum. Yoksa kendimi övmek için söylemiyorum diyor başka bir yerlerde. Şimdi burada da bazı kendini Allah'ın ihsanlarından bahsetmek istemiş. Bir şükrü manevi olmakla beraber yani ben bunları söyleyince Allah'a şükretmiş olacağım aynı zamanda. Söylemek şükürdür. Allah'ın nimetini söylemiş oluyorsun. Kendi marifetini değil. Çünkü sen bir şey yapmıyorsun. Allah veriyor. Dolayısıyla Allah'ı övmüş oluyorsun. Allah'a şükretmiş oluyorsun. Bir şükrü manevi olmakla beraber korkuyorum ki bir riya ve gururu ihsas ederek yani riyaya götürebilir ve gurura götürebilir böyle bir şey ihsas hissettirmesi yani. Bundan dolayı da o mübarek bereket kesilsin. Bundan korkuyorum. Çünkü müfte, e, müfte, e, müftehirane gizli bereket izhar etmek yani e, övünerek Allah'ın vermiş olduğu gizli bir nimeti söylemek kesilmesine sebep olabilir. Allah onu sana gizli verdi. Sen, sen onu açıklıyorsun. Allah isteseydi açığa çıkarırdı zaten. Demek onu sana yalnız sana vermek istemiş. Senin bilmeni istemiş. Eğer sen onu açığa çıkartırsan o zaman Allah o bereketi kesebilir. Demek ki sen gururlandın ve herkesin bilmesini istedin. Ahiretini kurtarsın diye, ahireti berbat olmasın diye Allah verdiğini keser. Çünkü öyle giderse gurura kapılacak. Ahiretini kaybedecek. Allah kulunu sevdiği zaman o bereketi keser ki o, o, o devam etmesin o şekilde. Hatasını anlasın ve dönsün. Yani Allah ortaya çıkartmalı kerameti. Kul kendisi ortaya çıkartmamalı. Peki o zaman sen neden açıklıyorsun sana verilen ikram-ı ilahileri? İşte demin anlattığım sebebi söylüyor. Diyor ki düşmanlarımız çok, iftira atanlar çok. Kalplere şüpheler, vesveseler gelebiliyor. Onları izale etmek için. Talebelerimizin e, bu e, itmi'nan seviyesinin yükselmesi, yani mutmain olmaları ve o vesveselerden kurtulmalarını sağlamak için. Fakat yani evet böyle bir ihtimal var bunu söyleyince e, o e, ilahi ikramlar kesilebilir. Fakat ne çare söylemeye mecbur oldum. Madem ki ma neyle geçindiğimi soruyorsunuz beni mecbur ettiniz. Ben bu konuyu açmak istemezdim ama siz beni buna mecbur ettiniz. Herkesin ne yediğini ne içtiğini kimse kimseye sormuyor. Neden bana soruyorsunuz? Mecbur kaldım diyor. İşte birisi. Şu altı aydır 36 ekmekten ibaret olan bir kile buğday bana kafi geldi. Daha da var bitmemiş. Ne miktar kifayet edecek bilmiyorum. Arkasından haşiye yani altına bir dipnot düşmüşler. Bir sene devam etti diyor. Altı ay. Önceden bir de sonra bir buçuk sene. 36 ekmekten ibaret bir kile buğday. 36 ekmek. Bir buçuk yıl. Onunla idare ettim diyor bir miktar buğday onu una çevirdim ekmek yaptım ve bana bu kadar zaman yetti. Şimdi ben benim gibi adama para lazım mı diyor yani. Böyle yaşayan bir insanın insan kimseye muhtaç olur mu? Kimseye el açar mı? Şerefiyle yaşayabilir. Çünkü iktisatla yaşıyor. İktisatla yaşayan şerefiyle yaşar. İsraf edeni Allah eninde sonunda muhtaç eder. Ama mertlere ama namertlere. Ama ki muhtaç eder. İsraf edenleri Allah sevmez. O yüzden de onları muhtaç eder. O mülkün, o malın, o nimetin kıymetini bilsin diye. Dün bol keseden harcıyordun, bak şimdi bir liraya muhtaç oldun, gördün mü? O nimetin kıymetini bilmeyeni Allah böyle öğretir. İkincisi, bakın bir 36 ekmekle bir buçuk sene idare etmiş. Önce altı ay diyor, altı aydan beri bana kafi geldi. Daha da var ne zamana kadar yeter bilmiyorum diyor ama aşağıya not düşülmüş haşiye bir sene devam etti. Yani bu acaba ondan sonra mı bir sene yoksa tamamı mı bir sene? Tamamı bir sene diyelim 36 ekmek bir sene yetmiş kendine. Bu Allah'ın bir ikramıdır elbette ki. Böyle yaşayan elbette ki namertte de muhtaç olmaz. İkincisi şu mübarek Ramazan'da yalnız iki haneden bana yemek geldi. Ramazan ayıdır diye bir yaşlı bir ihtiyar bir hoca şurada bir evde kalıyor. Kimsesi yok. Ne eş ne, ne çoluk çocuk ne akraba. Kimsesi yok. Kuru ekmek yiyen bir insan. Demişler iki tane komşudan biraz ekmek yemek göndermişler. Ee, i̇kisi de beni hasta etti diyor. Komşuların gönderdiği yemek beni hasta etti. Anladım ki başkasının yemeğini yemekten memnuum. Yani men edilmişim. Allah istemiyor yani. Başkasının yemeğini yemem Allah istemiyor. Böyle yorumluyor. Belki de ondan değil. Yani mesela peygamberimize de gelirdi yemek. Peygamberimiz yerdi. Kendi de gönderirdi. Dediğim gibi yani bu gibi durumlar kişiden kişiye değişebilir. Eğer iftiraya uğrayacaksa o zaman kabul etmemesi uygundur iftiraya uğramayacaksa kabul etmesi uygundur. Peygamberimiz, herkes biliyor ki Peygamberimiz cömert ve dağıtıyor. Allah ganimetlerden, ganimetlerin beşte birinden ona hisse vermiş. Beşte birinin beşte birini ona hisse olarak vermiş. Beşte birinin tamamı üzerinde yetkisi var. İsterse tamamını kendine de alır, isterse de dağıtır. Hepsini dağıtıyordu. Ve insanlar bunu görüyorlardı. Yani Efendimizin e, cömertliği ortadaydı ve diyelim ki birinden bir e, ikram gelse bir e, hediye gelse onu kabul etse kimse Efendimiz'e iftira atamazdı çünkü herkes görüyordu o e, onlardan gelenin daha kaç katını zaten kendisi dağıtıyor her her gün bunu görüyorlar iftira atamıyorlardı çünkü aslında fakir değildi hem devlet başkanıydı devlet başkanı olarak zaten yetkisi var e, ganimetlerden hissesi var Ayrıca da zaten Hazreti Hatice'nin malı sayesinde de çok da zengindi peygamberlikten evvel de. Çok zengindi ve bu yolda malını harcayarak malını tüketti. Bunu herkes biliyor. Hatice annemizin zenginliği zaten herkesin bildiği bir mesele. O mal mülkün hepsini Allah yolunda harcadı. Bunu herkes biliyor. Dolayısıyla kimse peygamberimize iftira atamıyor. Ama Bediüzzaman'a iftira atılır. Çünkü bir şey yok. Nasıl yaşıyorsun? hediyelerle yaşıyor gibi düşünülebilir. Peygamberimiz için böyle bir şey düşünmek mümkün olamıyor. O yüzden o rahat. Alıyor da veriyor da. Ama zaman veremiyor ki alsın. Verecek bir şey yok. Aldığı zamanda insanlar diyecek ki hediye ile geçiniyor. Halbuki hediye ile geçinilmez. Yani nasıl bir laf var elden gelen öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz. Yani ondan bundan gelmeyle hayat sürmez. Öğün olmaz yani her öğün ondan bundan gelenle geçinmek mümkün müdür? 365 gün her öğün günde iki öğün kabul edelim. İki öğün hep ondan bundan gelenle. Böyle bir şey mümkün değil. Yani arada sırada bir şey gelirse gelir onunla da, onunla da geçim olmaz yani. Ama böyle iftira atarlar. Demek ki iftiraya uğrayabilecek olan insanlar bu tür hediyeler kabul etmemesi gerekiyor. İftiraya uğramayacaksa kendi de dağıtıyor, veriyor, biliniyor, böyle fakir fukara değil, acından ölen bir insan değil, biliniyor ise o zaman kendisi e, hediye alabilir de verebilir de. Yani buna bakıp da mesela birisi kalkıp şunu söyleyemez, işte üstad böyle diyor, ben Ramazan ayında bile bakın yani Ramazan'da e, iki komşudan yemek geldi, yedim hasta oldum demek ki hediye almamalıyız. Yani bir kere üstad kendiyle ilgili konuşuyor. O bir peygamber değil. Her dediği de kanun değil. Peygamber başka bir alim başka. Peygamberin her yaptığı bağlayıcıdır. Alimin ki kendini bağlayabilir. Özel durumu olabilir. Ama peygamber tüm ümmetine göre konuşur. Kendine göre değil. O şeriat koyuyor. Şari'a. Şeriat koyucu. Teşri yetkisi var. Kanun koyuyor. O yüzden o e, çok dikkatli olmak zorunda. Hediye caiz mi? Ca caiz. O zaman alır. Şeriat koyucu o. O, o insanlara helal haramı göstermek zorunda. Alır, helal olduğunu gösterir. Verir, helal olduğunu gösterir. O bir peygamber. Ama bir alim böyle değil. Çünkü tüm Müslümanların örneği peygamberdir. O alim değildir. O alim öyle tüm Müslümanlar bana bakıyor diye düşünmek zorunda değil. Herkesin örneği benim diye düşünmek zorunda değil. Ama bir peygamber herkesin örneği benim. Ona göre davranmak zorundayım demek zorunda. Haram olmayanı yapmalı ki insanlar onun haramlı olmadığını anlasın. Mesela sünnetse bazen terk etmeli. Herkes anlasın ki bu farz değil, sünnet. Çünkü o peygamber mesela bir şey hiç bir zaman yapmazsa onun haram olduğunu düşünür insanlar. Çünkü o peygamber bir şey daima yapar hiç ara vermezse, terk etmezse onun farz olduğunu zanneder insanlar. Çünkü o peygamber. O yüzden peygamber bir şey farz değilse kasten bazen terk eder. Herkes onun farz olmadığını anlasın diye. Sünnet olduğunu anlasınlar diye. Bir şey haram değilse peygamber onu kasten bazen yapar. Haram olmadığını anlasınlar diye. Ama bir alim için böyle bir şey söz konusu değil. Bir alim böyle yapmak zorunda değil. Çünkü alim usvetun hasene değildir. Usvetun hasene peygamberdir. Örnek odur. Herkes ona bakmak zorunda. Yani bir alim diyelim ki mesela bir şeyi tümden terk etmiş. Diyelim ki hiç hediye almıyor. O zaman kimse insanlar hani onu örnek alıp da demek ki harammış. Bak hiç örne, hiç hediye almadığına göre o halde demek ki haram diyemez. Çünkü o onun tercihi. Peygamber var nasıl olsa, peygamber almış, herkes onu biliyor. O zaman doğru anlar insanlar. Der ki bu onun tercihi demek ki bir sebep var. Yani peygamberle alim farklı. Peygamber kasten bazı şeyleri yapar, bazı şeyleri kasten terk eder. İnsanlar onun hükmünü göstermek için. Şimdi buna bakıp da, üstad böyle hiç hediye almamış, kimsenin yemeğini de yememiş, o halde biz de hediye almayalım, kimsenin yemeğini yemeyelim diyemeyiz yani. Bu onun durumuna uygun. Onun durumuna uygun olan bu. Evet. Başka böyle misaller veriyor. Yani daha da mesela üç ay bana ve misafirlerime bir kıyıya tereyağı her gün ekmekle beraber yemek şartıyla kafi geldi. Üç ay az bir tereyağı ve ekmek bize diyor kafi geldi. Kendi ve arkadaşlarına. Bakın burada ilginç bir şey var onu da okuyalım. Hatta Süleyman isminde mübarek bir misafirim vardı. Benim ekmeğim de ve on ekmeği de bitiyordu. Çarşamba günüydü. Dedim ki ona git ekmek getir. İki saat her tarafımızda kimse yok ki oradan ekmek alınsın. Cuma gecesi senin yanında bu dağda beraber dua etmek arzu ediyorum dedi. Yani ekmek önemli değil senin yanında kalmak istiyorum. Ben de dedim tevekkenle al Allah. Tamam kal. Bakayım ne olacak Rabbim ne yapacak. Kal dedim. Sonra hiç münasebet olmadığı halde ve bir bahane yokken ikimiz yürüye yürüye bir dağın tepesine çıktık. Allah yürütmüş yani. Yani bir gerek de yok da niye çıktıysak bilmiyorum. Yani çıktık yürüdük yürüdük dağın tepesine çıktık. İbrikte bir parça su vardı. Bir parça şekerle çayımız vardı. Dedim kardeşim bir parça çay yap. O da ona başladı. Yani ateş yaktı herhalde. Ben de derin bir dereye bakar bir katran ağacı altında oturdum. Bir ağacın altında ben de oturdum. Öyle düşünüyorum. Müteessifane şöyle düşündüm. Yani üzüntülü bir şekilde. Düşündüm ki küflenmiş bir, bir, parça ekmeğimiz var. O da küflü. Bu akşam ancak ikimize yeter. İki gün nasıl yapacağız? Ve bu safi kalp adama ben ne diyeceğim? Adam temiz bir adam. Şimdi ben ona bir şeyim yok. Ben misafirim. Daha evet daha Allah'ın daha <laughs> kendinin evi değil ama sonuçta bu adam da onun için gelmiş kalkmış oraya kadar. Yani benim misafirim ve benim verecek bir şeyim yok. Ben şimdi ne yapacağım? Böyle düşündüm. Hadi bu hadi bugün küfle ekmeği yedik ya yarın ne yapacağız? Böyle düşünmekteyken birdenbire başım çevrilir gibi başımı çevirdim. Sanki bir birisi başımı çevirdi böyle. Gördüm ki koca bir ekmek katran ağacının üstünde. Subhanallah. Ekmeğin ne işi var dağın başında? Kuş desen kuş o koca ekmeği oraya, oraya, çıkartamaz. Kuş çıkarsa çıkarsa şu kadar küçük bir ekmeği çıkarabilir. Koca bir ekmeği dağın başına hangi kuş çıkarabilir yani? Dalları içinde bize bakıyor ekmek. Dedim Süleyman Süleyman müjde. Cenab-ı Hak bize rızık verdi. O ekmeği aldık. Bakıyoruz ki kuşlar ve hayvanatı vahşiye. Yani diğer vahşi hayvanlar. E, kartallar şunlar bunlar. Hiçbiri ilişmemiş. 20-30 gündür bir insan o tepeye çıkmamıştı. Hiç kimseyi de görmedim o 20-30 gün içerisinde. Kimse buralara gelmedi gitmedi. Gelse bile ağacın tepesinden götürüp ekmek mi koydular? Kim bunu yapar? Böyle bir şey olur mu? Ve hayvanlar da ona ilişmemişler. O ekmek ikimize iki gün kafi geldi. Yani bazen de böyle geçindim diyor. Yani ekseri iktisatla yaşadım. Bazen de böyle Allah ikramda bulundu. Mesela bir tavuğum var, şu kışta yumurta makinesi gibi pek az fasıla ile her gün rahmet hazinesinde bana bir yumurta getiriyordu, yumurtluyordu yani. Hem bir gün iki yumurta getirdi, yumurtladı. Ben de hayrette kaldım, dostlarımdan sordum böyle olur mu dedim. Yani günde iki tane yumurta verir mi tavuk? Dediler ki belki bir ihsan-ı ilahidir yani böyle bir şey olmaz da Allah sana bir ihsanda bulunmuş hem şu tavuğun yazın çıkardığı küçük bir yavrusu vardı. Civciv. Ramazan-ı Şerif'in başında yumurtaya başladı. Yani anası kesildi, yavrusu yumurtlamaya başladı. Ta 40 gün devam etti. Hem küçük hem kışta hem Ramazan'da bu, bu mübarek hali bir ikram Rabbani olduğuna ne benim ve ne de bana hizmet edenlerin şüphemiz kalmadı. Bu Allah'ın rahmetidir. Demek bazen de böyle Allah beni geçindirdi. Bir yumurtayla bir tavukla. Hem ne vakit annesi kesti, yumurtadan kesildi, hemen o başladı. Beni yumurtasız bırakmadı. Şimdi bunu niye anlatıyorsun bu kerameti? Keramet gizlenir. Başka yerlerde bunun cevabını demin e, söylemiştim. Bunun cevabını veriyor ve diyor ki düşmanlarımız çoktur. Talebelerimizin buna ihtiyacı var. Sadaka rüyalar konuşulmalı. Uydurma değil. Güvenilir insanlar. Gerçekten iyi biliyorsanız güveniyorsanız, sadıka rüya görmüşse bunlar konuşulmalı. O da sadıka olduğuna eminse, siz de eminseniz hem rüyanın sadıka olduğundan hem de söyleyenin sadık olduğundan eminseniz böyle rüyalar da konuşulabilir. Ama eşin tadını kaçırmamak şartıyla sadıka olmayan rüyaları anlatmamak, şartıyla sadık olmayan insanların lafına kıymet vermemek, onların lafına göre konuşmamak şartıyla ve rüyanın da sonuçta rüya olduğunu bilmek ve abartmamak şartıyla. Bunlar konuşulabilir. Son olarak şunu da okuyalım, bitirelim. İkinci vehimli sual. Ehli dünya diyorlar ki, sana nasıl emniyet edeceğiz ki? Etme. Ben sana nasıl emniyet edeceğim? O zaman ben de sana aynı soruyu soruyorum kendilerini bu vatanın sahibi sanıyorlar. Sanki biz de bu vatanın dışarıdan gelmişiz. Sanki bu vatanın çocuğu değiliz. Kendileri ev sahibi biz misafiriz herhalde. Ben sana nasıl emniyet edeceğim? Cehennemin dibine emniyet et. Emniyet edecekmiş. Emniyet etsen ne olur etmesen ne olur. Ben bu vatanın çocuğuyum işte o kadar. Emniyet nasıl edecekmiş. Hep bu havalardalar. Sürekli kendilerini baskı yapma hakkını kendilerinde görüyorlar. Ve sana emniyet edemedim, sana baskı uygularım. Sen senden şüphe ettim, sana baskı uygularım. O zaman ben de senden şüphe ettim. Hadi ne olacak? Zalimliğin zaten ortada şüphe etmeye de acet yok. Zaten ortada. Senin gibi bir adamın devletin başında olmaması lazım. Benimki sadece sen benden yanlış şüphe ediyorsun. Ben ze, bense senin zaten zalimliğini görüyorum. Benimki şüphe değil, aynen yakın. İlmel yakin de değil. Aynel yakin yaşıyorum ben zaten. Ben de sana güvenmiyorum. Ne olacak şimdi? Bu ne havadır ya? Sürekli bizi baskı altında tutuyorlar. Sürekli onlar üstte biz aşağıda. Sürekli onlar baskın. Biz sürekli savunmada. Yeter be! Yeter! Hep ben mi savunacağım? Biraz da sen savun kendini. Savunma bitsin. Müslümanlar onlara meşru dairede taarruz etsin. Hep onlar mı tahuz edecekler? Sürekli iftira, sürekli ithamlar. Şöyle misiniz? Bunu mu yapmaya çalışıyorsunuz? Maksadınız şu mu? Ben de sana soruyorum. Maksadını açıkla. İslam düşmanı. Maksadını açıkla. Ben de sana soruyorum. Sen şu kanunu koydun. Neden? Maksadın ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sen İslam düşmanı mısın? Biraz da biz böyle konuşalım ya. Biraz lazım. Biz taarruz edelim ya. Lafa bakın ya. Sana nasıl emniyet edeceğiz? Etme sen etme. Sen dünyamıza karışmayacaksın. Nasıl sana emniyet edelim ki? Sen bizim dünyamıza karışmayacağına. Sen benim dünyama karışıyorsun. Seni serbest bıraksak belki dünya, dünyamıza karışırsın. Hem nasıl bileceğiz ki sen kurnazlık yapmıyorsun? Terbiyesizliğe bakın ya. Bu ne terbiyesizlik ya? Bu hakkı görüyorlar kendilerinde. Herkesi ezme, herkesi, herkes itham etme. Ben sana nasıl güveneceğim? Ya senin niyetin şuysa, buysa, o zaman ben de sana güvenmiyorum. Sendeki sadece bir zan, benimkisi ise aynel yakın yaşadığım bir gerçek. Sen zalimsin de zulme diyorsun. Ben sana nasıl emniyet edeceğim? Sen arkadaşımızı götürüyorsun, emniyette emniyette işkence yapıyorsun. Ben sana nasıl emniyet edeceğim? Sen diyorsun ki konferans için başvuru yapmadın. Ben sana yüz defa başvurdum yüzünde de iptal ettim. Ben sana nasıl emniyet edeceğim? Emniyet. <laughs> em nasıl emniyet edecekmiş? Emniyet etmeme hakkına sahip olan biziz. Emniyet etmemesi normal olan biziz Çünkü hep zulme diyorsunuz artık size emniyetimiz yok. Kendi kanunlarınızı çiğniyorsunuz. Kendi anayasanızı çiğniyorsunuz. Anayasanızda herkes önceden izin almaksızın toplantı da yapar, basın, basın açıklaması da yapar, gösteri yürüyüşü de yapar dediği halde siz engel oluyorsunuz. Asıl biz size nasıl emniyet edeceğiz? Sen iftiralarla insanları hapse atıyorsun. Asıl ben sana nasıl emniyet edeceğim? olmadık yalanlar söylüyorsun. Dört örgüte üye insan var mı dünyada? Sen bu kadar iftiracısın. Asıl ben sana nasıl emniyet edeceğim? Sürekli baskınlar ya. O utanmaz olmuşlar. Şu memleket, Müslümanların memleketi. Bin yıldır bu topraklar Müslümanların. Gelmişler laikler. Ha bile bize baskı yapıyorlar. Bir de böyle bizi savunmada bırakıyorlar. Kim baskın gelirse öbürü savunma yapmak zorunda kalır. Hep onlar baskın konuşuyorlar. Hep sürekli böyle baskı yapıyorlar. Ve Müslümanlar hep savunmadalar. Yeter. Sorulara bakın ya. Terbiyesizlikten başka bir şey değil. Sana nasıl emniyet edeceğiz? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Ben devletim diyor. Sen nasıl devlet oldun acaba? Kim seni devlet yaptı? Sen kimden oy aldın? Hükümet oy alıyor. Sen kimden oy aldın da devlet oldun? Hani hükümet halktan oy alıyor, onu anladık. Sen nasıl devlet oldun? Hükümet oy alarak hükümet oldu. Sen nasıl devlet olduğunu söyler misin bana? Ve sürekli böyle baskı yapma hakkını görüyorsun kendinde. Ve ben sürekli kendimi sana ispat etmek zorunda mıyım? Aman aman benim terörle alakam yok. Aman benim kötü bir niyetim yok. Aman ha aman sürekli ben sana kendimi ispat etmek zorunda mıyım? Biraz da sen bana kendini ispatla ya. Sen herhalde Müslüman mısın? Sen bana kendini bir ispatlasana. Allah'ın kanunlarını kaldırdın, çöpe attın. Evvela sen bir şunu bir açıklasana. Bu kadar insanı insana zulmettin. Ben sana nasıl emniyet edeceğim? Sen camileri ahıra çevirmiş bir devletsin. Ben sana nasıl emniyet edeceğim? Sen Kur'an'ı öğretmek yasak diyen bir devletsin. Ben sana nasıl emniyet edeceğim? Sen çıplak gezmeye müsaade eden bir devletsin. Başını örtenleri yıllarca okula almayan bir devletsin sen. Kamuda çalıştırmayan bir devletsin. Eften püften bahanelerle sen insanları hapse atan bir devletsin. İftiralarla insanların canını bezdiren bir devletsin. Sen hırsıza katile yapmadığını muhaliflerine yapan bir devletsin. Asıl ben sana nasıl emniyet edeceğim? Biz ikinci kuşak değiliz. İkinci kuşak savunmacıdır. Biz üçüncü kuşağız. Üçüncü kuşak savunmacı değildir. Taarruz eder, reddeder. Taarruz derken silahlı taarruz değil. Fikri taarruz. Tevhid üstündür. Tevhid doğrudur. Sadece bu kadar değil. Şirk yanlıştır. Bunu da söyler. Üçüncü kuşak Yanlış doğru söylemez. Yanlışa da yanlış der. Sürekli bize baskı 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 ve herkes sürekli kendini savunuyor. Onlar da sürekli böyle büyük büyük tepeden tepeden böyle sorular soruyorlar. Kendini ispatla bakayım. Sen iyi niyetli olduğunu ispatla. Emniyet müdürü bana onu diyor. Siz diyor kötü niyetlisiniz. Nasıl oluyor dedim kötü niyetliyim. Ben ne yapmaya geldim buraya? Ben buraya peygamberimi anlatmaya konferans yapmaya geldim. Dövizlerdeki yazılar işte zulme son verin vesaire gibisinden ee, sen zulme diyorsun evet insanlarda böyle yazmış ne var bunda ben niye kendim ispat ediyormuşum ben buraya zaten ne için geldiğim belli sen engellemesen ben dört duvarın arasında miracı anlatacaktım evime dönüp gelecektim asıl sen kötü niyetlisin ben sana neden iyi niyetli olduğumu anlatayım zaten benim ne olduğum ortada yapacağım konferansın da konusu ortada. Bugüne kadar da bunca konferans yapmışız, hiçbirine bir tane olay olmamış. O da ortada. Benim ne olduğum ortada, iyi niyetli olduğum ortada ama sen de her seferinde engelleyen emniyetsin. Asıl kötü niyetli sensin ve şimdi de zaten yine engelliyorsun. Sen iyi niyetli olduğunu ispat et müdür. Sen iyi niyetli olduğunu ispat et. Benim iyi niyetim hayatımla ortada zaten. Yapacağım programla ortada zaten. Kimseye bir tokat vurmuşluğum yok, hayatım ortada. Ama siz sürekli bizi darp etmediniz mi? Şu anda da salona girmem engel olan sen değil misin? Yüzlerce polisi getiren, olay çıkartan sen değil misin? Peygamberin miracının konuşulacağı konferansı engelleyen iyi niyetli olabilir mi? Benim iyi niyetim ortada, senin kötü niyetin ortada. Bana böyle konuşamazsın. Kötü niyet, yani kötü niyetlisiniz. İşte bu pankartlar bunu gösteriyor. O pankartlar senin zulmünü gösteriyor. Yıllardan beri, 8 senedir bize neler yaptınız. O pankartlar bunların sonuçları. O sizin kötülüğünüzü gösteriyor. Bizim kötü niyetimizi değil. Sizin yaptıklarınız yazılı orada. Hoşuna gitmediyse onları yapmasaydın. Bunlar diyor ki ben her şeyi yaparım ama sen seslenme. Polis devleti miyiz deme. Zalimler Allah'a hesap verecek deme. Ben ne yaparsam sen bunu söyleme. Ben duvar mıyım? Taş mıyım? Edepsiz saygısız herifler sürekli tepeden tepeden konuşuyor, konuşuyorlar. Sürekli biz kendimizi ispat etmek zorundaymışız gibi. Sana nasıl emniyet edeceğiz? Şu anda terör yapmıyorsun. Ama ya ileride yaparsan sana nasıl emniyet edeceğiz? Siz de ileride filanlar gibi olursanız size nasıl emniyet edeceğiz? Hayatımız ortadadır. Sizin de ne mal olduğunuz ortadadır. Siz yüz yıldır bu millete neler çektirdiniz? Bu kadro yüz yıldır millete neler çektirmiş bir kadrodur. Siz emniyet vermiyorsunuz. Siz nicelerini astınız, şapka giymeyenleri astınız. Asıl siz emniyet vermiyorsunuz. Siz camileri ahıra çevirdiniz. Siz başörtüsüyle yıllarca savaştınız. Benim annem köyün hocasından gizli gizli Kur'anı öğrendi. Asıl siz emniyet vermiyorsunuz. Hala Kur'an öğretmek yasaktır. Her konuşanı susturuyorsunuz. Her konuşanı Emniyete çağırıyorsunuz. Her basın açıklanmasına katılanı emniyete çağırıyorsunuz. Biraz fazla konuşanı hapse atıyorsunuz. Asıl siz emniyet vermiyorsunuz. Siz bugün şu kadar zulmediyorsunuz. Acaba yarınlarda daha ne kadar zulmedeceksiniz? Bugün biber gazısı, biber gazı sıkıyorsunuz gözümüze. Acaba yarın kurşun mu sıkacaksınız? diye düşünmemiz hakkımızdır. Çünkü nicelerine de ha, haksız yere, suçsuz insanlara kurşun da sıktınız. Asıl bizim size emniyetimiz yok. İleride siz de filanlar gibi olur musunuz? Emniyet edemiyoruz, güvenemiyoruz. O yüzden devlet baskı yapıyor. İşte bütün cemaatleri engellemesi bu yüzden devletin güveni kalmadı. Kime? Millete. Milletin devlete güveni var mı zannediyorsun peki? Sanki millet devlete çok güveniyor da kendilerini masum peygamber gibi güvenilir pozisyona yerleştiriyorlar. Sen de güvenilmez bir insan pozisyonundasın onların gözünde ve sen hep kendini savunman gerekiyor. Ben ileride şöyle olmam, böyle olmam, teröre bulaşmam, kafanızı yormayın falan. Ya sen çoğu zaman devlet terörü bile yapıyorsun. Sen niye kendini hiç savunma ihtiyacı duymuyorsun? Ha? Bugün sen gözüme biber gazı sıkıyorsun. Yarın kurşun sıkmayacağın ne, ne malum? Senin siyah camlı minibüslerinle nice insanlar kaçırıldı, dağlara götürüldü, kaybedildi. İzi kalmadı. Sen bunu yapan devlet değil misin? Asıl benim sana emniyetim yok. Sana nasıl emniyet edeceğiz ki? Sen dünyamıza karışmayacaksın. Emniyet etme. Evet, sen dünyana karışacağım. Ben o zaman sizin dünyanıza karışmıyorum, alın başınıza çalın diyor. Evet, o öyle diyor olabilir. Ama İslam dünyaya karışır. Sen Allah'ın dünyasına karışıyorsun da Allah karışmayacak, İslam karışmayacak. Öyle mi? Bu makul mu bu? Bu anlaşılabilir mi? Sen Allah'ın dünyasına karışacaksın. Allah kendi dünyasına karışamayacak. Bu makul mu? bu vicdana sığar mı? Seni serbest bıraksak belki dünyamıza karışırsın. Sen dünya yanlış idare ediyorsan tabii ki karışacak. Tabii ki İslam doğruları söyleyecek. Hem nasıl bileceğiz ki sen kurnazlık yapmıyorsun? Bakın bakın terbiyesizliğe bakın ya. Terbiyesizliğe bakın bu ne cesaret ya. Yani ben hep kendimi ispat etmek zorundayım. Vallahi öyle değil, billahi öyle değil, niyetim iyi falan. Terbiyesize bak kurnazlık yapmıyorsan Yapıyorsan ne olacak? Ne bileyim ben sen kurnazlık yapmıyorsun. Takiye yapıyorsun. Belki bizden gibi gör, görünüyor. Hayır hayır ben öyle bir şey yapmıyorum. Ben sizden gibi de görünmüyorum. Siz de reddediyorum. Ha, kurnazlık da yaptığımı söyleyemezsin. Kurnazlık yapmıyorum seni de reddediyorum. Bana bunu söyleyemezsin. Kurnazlık yapanlara söyleyebilirsin. Ama... Onlara da hesabını soramazsın. Çünkü sen de kurnazlık yapıyorsun. İslam'ı sevmediğin halde Müslüman gösteriyorsun kendini. Asıl kurnazlık yapanlar onlar. Kendini tarihi dünya gösterip, yani dünyayı terk etmiş, inziva hayatı yaşayan bir insan gibi gösterip, halkın malını zahiren almaz. Yani halktan para toplamıyorsun, gizli alır. Yani gizlice alıyorsun. Gizli alır bir kurnazlık olmadığını nasıl bileceğiz? Siz memleketi yediniz, siz! gelmişler. Cemaatler bununla itham ediyorlar. İki tane adam şerefsizlik yaparsa cezasını verirsin. Polisin var, adliyen var. İki kişi onun bunun malını yediyse Allah onun belasını versin, sen de ver. Böyle bunlara sığınıp da herkes itham etmeye kalkışma. Böyle hesap sormaya kalkma. Hele sen evvela yaptıkların hesabını ver. İki tane vakıfta iki tane adam iki kuruş para yese Allah hesabını verir. Devlete de hesabını versin. Ondan ondan taraf hiçbir şeyimiz yok. Ama onların yiyeceği kaç kuruş olacak ki? Fakat tepedekiler öyle öyle yiyorlar, öyle yiyorlar ki memleketi bitirdiler. Evvela siz bunun hesabını verin. Para kimin elinde? Büyük para kimin elinde? Söyleyin. Büyük paralar kimin elinde? Vakıfların mı? Cemaatlerin mi? Devletin mi? Devletin elinde ve istediklerine paylaştırıyorlar. Saltanat sürüyorlar. Asıl biz size emniyet hislerini kaybettik. Memleketi yediniz bitirdiniz. Siz utanmadan mı de bunları mı soruyorsunuz? Yaşlı başlı ihtiyar bir hocaya, tek başına müzevi yaşayan bir insana, kuru ekmek yiyen bir adama sen bunu mu soruyorsun? Utanmaz adam. Adamın hayatı ortada. Bu utanmazlıktır. Bu terbiyesizliktir. Her insana her soruyu soramazsın. Tutup da bir insana haşa huzurdan senin karın zina mı ediyor? Ediyor mu? diye bir soru sorulabilir mi mesela? Ya bu namussuzluk, şerefsizlik olmaz mı? Bu alçaklık olmaz mı? Böyle bir soru olabilir mi mesela? Aynı şekilde şimdi sen kurnazlık yapıyor olamaz mısın? Hayat ortada. Kurnazlı kapan sizsiniz, siz memleketi yediniz, bitirdiniz. Para sizin elinizde. Gariban bir hocanın elinde kaç kuruş para olacak? Eğer hile olsaydı diyor cevap, bu beş sene zarfında sizlere temel, e, temellük kararına bir müracaat edilecekti. Yani birisi şikayet ederdi elbette. Bir suç duyurusu yani yapılırdı. Var mı böyle bir şey? Şu hoca şunu yemiş. Var mı böyle bir şey? Bakın suç örgütü davası açtılar bize. İddianamede şu kişi şu para yemiş diyemiyor. Bu kadar iftira atmalarına rağmen onu söyleyemiyor. Hayatımızı biliyorlar, o kadarını yapamadılar. 50 yıllık eşyalarla oturduğumu evin basan polisler de gördüler. Bunu biliyorlar, o yüzden onu söyleyemiyor. Sadece burada para toplanıyor, bu para kayda, kayda geçilmiyor. Başka faaliyetlerde kullanılıyor. Mesela diyor konferanslar yapıyorlar. Bu kadar konferanslar nasıl yapılır yoksa? E demek ki sen dediğin doğru bile olsa ki her konferansı kendi şehri planlıyor, kendi şehri oran masrafını karşılıyor. Biz yalnız gidip orada konferans yapıp geliyoruz. Onu da bilmiyorsan öğren. Ama Diyelim ki dediğin gibi olsa bile kaydedilmese bile bak sen diyorsun ki bununla konferans yapılıyor zaten vakfın hedef e, vakfın faaliyet alanları bu zaten konferans vesaire yapmak yine bak sonuçta vakfın faaliyet alanlarında kullanılıyor. Bak sen de bunu kendin de bunu söylüyorsun bak diyemiyorsun filan şunu yedi bak bunu diyemedin bu kadar temiziz işte sen bu kadar temiz kaç tane insan bulabilirsin şu ülkende bu kadar düşmansın, bu kadar iftiralarla dolu iddianame hazırlıyorsun demedik, laf bırakmadın, dört örgüte bile üye ettim beni. Bu kadar iftiracısın, sen bile bunu söyleyemedin. Şu parayı yediler diyemedin. Yani artık insan biraz vicdanlı olur ya. tual Allah deyip ehli dünyayı arkamı çevirdim. Hem de ahireti bilen ve dünyanın, dünyanın hakikatini keşfeden aklı varsa pişman olmaz, yeniden dünyaya dönüp uğraşmaz. Yani ben dünyadan uzaklaşmışım tekrar dünyaya geri mi döneceğim? Allah beni uzaklaştırdı sizin dünyanızdan, mal mülk sevdasından. Ben tekrar geri mi döneceğim? Yükselmişim aşağı mı ineceğim? Aşağıdaki yukarıya heveslenir, yukarıdaki aşağıya heveslenmez. 50 seneden sonra alakasız tek başıyla bir adam hayat ebediyesini dünyanın bir iki sene gevezeliğine, şarlatanlığına feda etmez. Feda etse kurnaz Olmaz. Yani ona kurnaz denilmez. Aptal demek lazım. Ama siz bana beni kurnazlıkla da itham ediyorsunuz. Eğer ben yüksekten aşağıya inmeye kalksam, dünyanızdan uzaklaşmışım, tekrar dünyaya dönmeye kalksam aptal olmam lazım. Ama siz bana kurnaz diyorsunuz bir de. O zaman ya kurnaz demeyin ya da böyle bir niyetin mi var demeyin. Evet. Burada bırakalım.